Her daim genç kalanların, kendini genç hissedenlerin programı Genç Görüş'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden değerli konularımız ve konuklarımız var. Hemen konuklarımı tanıtmaya başlıyorum. Solumdan itibaren tanıtıyorum. Efendim, Deniz Feneri, Genç İyilik Projesi Sorumlusu Ahmet Köse, Genç Ensar Hukuk Komisyonu Sorumlusu Avukat Mehmet Uşak, Avukat Mehmet Fatih Uşak ve Milli Türk Talebe Birliği Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Sinan Özhüsrev. Efendim, Anadolu Gençlik Derneği AGD, yani İstanbul Liseler Komisyon Başkanı Emrullah Demir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, Genç Görüş devam ederken görüş önerilerinizle de bize katkıda bulunabilirsiniz. Sizin görüşleriniz, sorularınız çok önemli. Şu anda ekranımızın altında görüyorsunuz. Muhammed Binici 3458 Facebook hesaplarımızdan, Twitter hesabımızdan Muhammed Binici'den ve Facebook Akit TV, yine Twitter Akit TV. Efendim, konu başlığı atarak Akit'e sorun, yani diyez işareti Akit'e sorunla bize o değerli görüşlerinizi ve sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Evet, tekrar hoş geldiniz diyoruz ve Genç Görüş tüm hızıyla başladı efendim. Hemen konularımızla arz edelim. Bugün gençlerimizin meselelerini, evlatlarımızın meselelerini konuşacağız. Ekranlarınıza getireceğiz. Onlar bizim geleceğimizin parlayan yıldızları. Onlar için neler yapabiliriz? Onları konuşacağız bu masada. Birbirinden değerli konularımız var. Hepsi de gençliğin önünde önder olan, yol açan anlamda onlara yönlendiren kişiler, başkanlarımız, AGD var, efendim Deniz Feneri var, yine MTTB var, Ensar var. Hepsi buradalar. Hep birlikte gençlerimizin meselelerini konuşacağız. Kişilik problemlerine bahsedeceğiz. Arkadaş ve okul çevresiyle ilgili problemlere bakacağız. Sokak ve sosyal çevrelerine bakacağız. İletişim organları çok önemli. Çocuklarımızın beyinlerini artık sosyal medyayla kodluyorlar. Bunları yine masaya yatıracağız. İnanç problemleri. Evet, Türkiye %99'u Müslüman olan bir ülke. İşte tam da buradan geliyorlar. Bunların işte hedefinde, perde arkasında neler var? Onları yine masaya yatıracağız. Evet, ilk konumuz kişilik problemleri. Hemen iyilikte öncü bir derneğimiz Deniz Feneri. Ve siz de onun başkanlığını yapıyorsunuz, evet. Projenin başındasınız. Kişilik problemleriyle ilgili gençlerimizde ne tür zafiyetler görüyorsunuz? Kişilik aslında temel olarak aileden başlayan bir kavram. Yani bir çocuk büyüdüğü zaman ailesiyle haşrolur. Ailesinden öğrendiği şeyleri de otomatikmen birikimini çevresine yaymaya başlar. Tabii kişiliğin %50'sini aile oluşturuyor, %50'sini ise çevreler oluşturuyor. Burada ailelere düşen rol modellik çok önemli. Yani aileler bir çocuğu yetiştirmede kendilerine düşen özellikleri, yani annelerini, örf ve adetlerini kendisinde hissettirirse çocuğa, çocuğun o fidan olan, yani bir fidan düşünün. İlkin toprağa atlıyor, sonra fidan oluyor, sonra ağaç oluyor, ondan sonra meyve veriyor ağaç. Şimdi bir de çocuk dediğimiz kavram da böyle oluyor. İlkin bir çocuğun mantalitesini böyle kurduğumuzda annenin babanın vereceği o tohuma her bir emek onun büyümesini sağlıyor ve meyve vermesini sağlıyor. Şimdi biz de ailelerde ne yapması gerekiyor bu hususta? Kişiliklerini çocuklarına empoze ettikleri zaman örfüne, adetine, kültürüne, dinine, bunun gibi önemli arz eden konularını çocuklarla paylaşması gerekiyor. Ve çevreye çıktığı zaman da o çocuğun çevreye olan duyarlılığının da takibini yapması gerekiyor. Yani çevresel etkilerden onu koruması gerekiyor. Kişilik böyle oluşuyor benim kanımca. Burada ailenin en büyük rolü vardır. Aile konusunda, çocuğun yetişme konusunda. Şimdi bizler de burada ne yapabiliriz? Ben Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni temsil ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? İyilik projeleri yapıyoruz. Mesela burada ne yapıyor? Çocuk kendi bir yetime, işte yoksulu olsun, işte Afrika'daki bir çocuğu olsun, ihtiyaç sahibi insanları olsun, hizmet ediyor. Ve burada ne yapıyor? Kendini olgunlaştırıyor. Kişiliğini oluşturuyor. O kişiliğini ne yapıyor? Kötü yerlerde değil de iyi yerlerde oluşturuyor. Aslında bu da bizim üzerimize düşen nedir? Bir vazifede sivil toplum kuruluşları olsun, aileler olsun, çevre olsun, hepimiz üzerine düşen bir görev. Yani hepimiz katkı vermek zorundayız çocuklara. Yani eğitim ilk önce aileden başlamak. Tabii tabii. Peki, günümüzde aileden başlayacak bir eğitimde acaba aileler bu eğitimi almış mı? Yani çocuklara bu eğitimi verebilecek kapasiteler mi sizce? İşte eğitimi aslında bir hiyerarşi olarak düşünün.
Yani çocuğa nasıl bir eğitim veriyorsan, ideolojik düşünce olarak da yetişme çocuk da onunla başlıyor. Yani ailenin buradaki önemi onun ailesine bağlı. Onun ailesinin ona ailesine bağlı olan bir durumla geliyor. Şimdi ailelerin bu konuda şunu söylemem gerekirse, kendini yetiştirmiş bir aile ise zaten onu yapar. Bu yani açık bir konudur. Ve kişi bireysel bir konu değil yani biz dediğimiz. Herkesin farklılık duyabileceği bir konu. Yani aileler gerçekten şu andaki düzende eğitim alıyorlar mı? Ben şöyle bir öz eleştiri yapayım. Şimdi bir televizyon programları oluyor, TV'ler. Bir aile içerisinde herkes bunu izliyor. Şimdi çocuk otomatikman ona baktığı zaman bir şeyleri kendinde alıyor. Aile de o rol modellik üstleniyor televizyon programlarında. İlkin ailelerin, yani şu anda medya dediğimiz, yani medyadan ziyade dizi programları ve benzeri programlar aile yapılarını bence tahrip ediyor. Eskiden bir birliktelik vardı, hatırlarız. Ailelerin bir örfüne, kültürüne bağlılıkları, yaşantıları vardı. Şimdi bakıldığı zaman kopukluk var. Apartmanlarımızın bile şekli değişti. Şimdi eskiden herkes komşusuna gidip gelebiliyordu değil mi? Aile, yani bir ailenin ne olduğunu bilebiliyordu. Herkes birbirine saygı içerisinde yaşayabiliyordu. Şimdi apartman dairelerine sıkışmış küçük bir mikro aileler oluşmaya başladı. Ve insanlar toplumda birbirine selamı bile unutacak pozisyona geçtiler. Şimdi bu durumda bizde ne nasıl etkileniyor? Aslında bunun neyini gördük biz? Bir toplumsal, yani sosyolojik bir şu andaki durum var aileler konusunda. İki, çevresel konularda görüyoruz. Yani çevremizde işte daha sonraki maddelere geldiğimiz zaman çevrede nasıl bir tahrip olduğunun göstergesi olan bazı konumuz olacak bununla ilgili. Şimdi burada ne gördük biz? Demek ki bu sadece aile yetişmesi, toplum da buna doğru gitmekte. Yani biz kendimiz kendimizden uzaklaşıyoruz. Evet. Bu neyden kalır? Manevi temizden uzaklaşalım. Evet. Buraya bir virgül koyalım. Evet. Hemen genç Ensar Hukuk Komisyon Sorumlusu Avukat Mehmet Fatih Uşak'la devam edelim. Tabii Ensar burada okul aile birliğiyle devamlı iletişim halinde onlarla görüşüyor. Öğrencilerle aileleri birleştiriyor, okulu birleştiriyor. Bu anlamda biraz önce de yine Ahmet Bey'in söylediklerine katkı olarak eğitimin aileler neresinde? Okul aile birliğinde neresindeler? Öğrenciler bunun ne kadar farkındalar? Nasıl açıklarsınız? Şimdi öncelikle ben programa başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Dün gece rahmetli Bahattin Karakoç Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üstad'a Allah taksiratını affetsin, mekanı cennet eylesin. Birçok gencimiz belki de bilmiyor bile Bahattin Karakoç'u. Evet. Bu vesileyle gençlerimize de Bahattin Karakoç'u hatırlatarak sorunuza cevap vermeye çalışayım. Şimdi kişilik dediğimizde biz teşekkül etmiş bir iradeyi, terbiye görmüş bir iradeyi görüyoruz kişilikte. Şimdi bugün kişiliğe baktığımızda eskiden sadece 20. yüzyılın ikinci yarısında kişiliği biz aile, okul ve mahalle arkadaşları olarak tezahür ediyordu. Şimdi baktığımızda buna bir dördüncü ana unsur eklendi. Medya, görsel medya, işte internet, Twitter, Facebook, Snapchat. Bunu detaylandırabiliriz. Şimdi Ensar olarak biz gençlerimize ulaşma noktasında birçok projelerde yer almaya çalışıyoruz. Okul aile birliğiyle evet sıkı ilişkilerimiz var. Okul aile birliğinde biz artık çocukların eğitiminde söz sahibini sadece okul değil, okul aile birliğiyle ailelerin de işin içinde olmasını, yani ailelerin de bir denetim mekanizması olarak görmek için projelerimizi yapıyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi bir ailenin görevi sadece çocuğa giyinme, yeme içme, barınma ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda sosyal çevresini de gözlemlemeli. Şimdi biz ailelere baktığımızda çocuğun sosyal çevresini gözlemlemediğinde, çocuğun nasıl ortamlarda büyüdüğünü görmediğinde çocuk sosyal medya üzerinden büyük bir empoze altında olmakta. Şimdi çocuk sosyal medya üzerinden gördüğü doğru yanlışı farkında olmadığı için popülizmle beraber çok büyük zarar ettiğinde... Peki çocuklar kişilikte neyi örnek alıyor? Aileye mi örnek alıyor? Televizyon ve dizilerden anlatılanları mı örnek alıyor? Batı'yı mı örnek alıyor? Yani çocuk neresinde bu olay? Şimdi çocuk dediğimiz gibi sosyal medya olayında. Aileler genelde iş hayatına girdiği için artık aileler ve çekirdek aile oluştuğu için, yani anne baba çocuktan oluştuğu için, anne iş hayatında, çocuk okulda. Çocuk okuldan eve geliyor, ulaşabileceği yegane şey sosyal medya. Twitter'a giriyor, YouTube'a giriyor. Yani biz şunu demek istiyoruz. Çocukların bugün, bizim zamanımızda mahalle abilerimiz vardı. Mahalle abilerimizden biz iyi şeyleri görebiliyorduk. Şimdi çocukların online oyun arkadaşları var. YouTuber akranları var. Ve burada çocuk doğruyu yanlışı bilmeden empoze altında olabiliyor. Ve çocuk özellikle asosyalse, toplumla iletişim halinde değilse daha büyük bir zarar ortaya çıkıyor. Biz özellikle bu konuda biz genç ensel olarak çözümü şu noktada arıyoruz. Üç ayaklı bir çözüm gördük. Çözümün birinci ayağını biz aile dedik. Yani çocuğun annesiyle babasıyla iletişimi sağlıklı olmalı.
annesi babası değerlerimizi yaşarlarsa çocuk da ondan değerleri gördüğü için çocuk da değerlerini bilir. Anne babanın burada üzerine düşeceği tek şey, yani çocuğu başıboş kesinlikle bırakmaması gerekiyor. İkinci ayak olarak biz okul arkadaşları ve çevresini gördük. Şimdi maalesef eğitim sistemimiz istediğimiz düzeye gelmiş değil. Müfredata dayalı bir sistem ve ezbere dayalı bir sistem de hala. Peki müfredata katkı sunacak herhangi bir çalışmanız var mı? Çünkü var. Çok önemli. Tabii. İstişare olması gerekiyor, şuranın oluşması gerekiyor. Bu istişare ve şura neye göre oluşturuluyor? Şimdi biz dediğimiz gibi öğretmenlerimiz maalesef taşın altında çok fazla elini sokmuyorlar. Genel bir şey var. Ben anlatır geçerim, maaşımı alırım. Bu durumu daha kötü yapıyor. Biz diyoruz ki öğretmenler de öğrencileri okul arkadaşlarıyla beraber kulüp faaliyetlerini yönlendirsin. Şimdi bakın, geçenlerde biz hafta sonu Genç İnsan ekibi olarak kamptaydık. İstişare kampımız vardı. Antalya'daydınız. Darıca'daydık. Münazara Kulübü Başkanı Yavuz Yiğit Beyefendi geldi ve bize şunu söyledi. Çok dikkatimi çekti. Dedi ki biz İlkokuldan ortaokul ve liseye kadar 15.620 saat oturuyor bir genç. Bu kadar oturma gerçekten inanılmaz. Biz genci nesne yapmamız gerekirken özne konumuna sokuyoruz. Yani aktif rol vermemiz gerekiyor. Kulüp faaliyetlerinin liselerde özellikle bizim baktığımızda, benim dönemime baktığımda kulüp faaliyetleri Yeşilay kolu, Kızılay kolu, sigara içilmez. Bu kadardı. Bu olmaması gerekiyor. Kulüp faaliyetleri yaygınlaştırılırsa öğrenci aktif rol alır. Ve arkadaşlarıyla da samimiyet alır. Şimdi atıyorum, bir lisede spor faaliyetleri aktif bir şekilde yapılıyorsa o çocuk sağlığının bilincinde olur değil mi? Sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığına yönelmez. Antrenmanım var der, şu saatte ben vücudumu hazır etmem gerekir der. Münazara yaparsa çocuk ne yapabilir? Muhakeme yeteneğini geliştirir, kabiliyetini geliştirir. Bugün baktığımızda birçok dünyaca ünlü siyasi liderler gençlik yıllarında liselerde münazara şampiyonu. Bu bir tesadüf olamaz. Kulüp faaliyeti. Şimdi mesela bizim Genç Ensar olarak, hukuk komisyonu olarak biz liselerde farazi dava yarışması başlatacağız nasip olursa. Liselerde daha önce münazaralar yapıldı ama farazi dava yarışması yapılmadı. Şimdi hukuk komisyonu neden farazi dava yarışması yapıyoruz? Bugün Osmanlı zamanında bir genç 9-10 yaşlarında mesleğe yönelik çalışmaya başlıyor. Ben bugün hukuk fakültesinden mezun olurum. 21 yaşında hukukla haşır neşir olmaya başlıyorum. Biz gencimize farazi dava yarışmalarında kanun nasıl yorumlanır? Bir kişinin direkt hayatına biz bir mevzuatla nasıl müdahale edebiliriz? Muhakeme yeteneği nasıldır? Bunları aşılamak istiyoruz. Genç hak, adalet kavramlarıyla haşir neşir olsun istiyoruz ve hukuk okumak isteyen bir genç en başta bir görsün. Ben neyle karşılaşacağım? Davalı taraftaysam ne yapacağım? Davacı taraftaysam ne yapacağım? Bunu görsün istiyoruz ve bu faaliyeti inşallah hayata geçireceğiz. Peki biz gelecek nesillerimize seçme hakkı vermeli miyiz? Kendileri mi seçmeli? Yoksa onları bir şekilde bir alana yönlendirmeli miyiz? Şöyle bir şey. Biz gencin kişiliğini oluşturursak, değerlerini bilirse, karakterini bilirse rüzgarda yaprak gibi savrulmaz. Seçeceği şeyde de doğru karar verir. Seçeceği şeyde de doğru karar verir. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey. Burada bunu alayım ondan sonra. Tamam, bir anekdot paylaşacaktım. Biz kişilik problemlerinin en büyük yansıması gençlerde hedefsizlik. Bugün gençlerle biz birçok platformda buluşuyoruz. Bir şey sorduğumuzda fark etmez abi. Ne olacaksın dediğimizde bir şey oluruz abi, mezun olalım. Hedefsizlik var. Bir anekdot paylaşacağım. Alice Harikalar Diyarında kitabı vardır bunun. Çok güzel bir yönetim kitabıdır. Belki bilenler de sinema filmiyle bilmişlerdir. Evet. Orada Alice sihirli dünyaya tavşan rehberlik eder. Tavşanı takip eder. Tavşan bir süre sonra yol ikiye ayrıldığını görür. Alice de durur. Alice sorar ki hangi yönden gideceğiz? Tavşan müthiş bir cevap verir. Hangi yönden gideceğini bilmiyorsan ne yönden gittiğinin ne önemi var? İşte gençlerimiz değerlerini bilmediği için hedeflerini belirleyemiyorlar ve ne yönde gideceklerini maalesef bilemiyorlar. Üniversiteyi okuyorlar, ben bu bölümün adamı değilmişim diyor. Ama baktığınızda 4 yıl, gençliğinden 4 yıl gitmiş oluyor. Yani bu noktada inşallah biz genç ensor olarak gençlere kişiliğiyle beraber değerlerimizi de öğreterek hangi yöne gitmesi gerektiğinde, bakın baskı değil, sadece abilik yapıp belirleyici olacağız. Genç, ben bu alana iyiyim, bu alanda faaliyetlerinde iyiyim, benim bu alanda yönelmem gerekecek. Biz bu çocuğun ailesiyle istişare edip, öğretmenleriyle konuşup çocuğu bu alana sevk edeceğiz. Evet, aslında şu ana kadar ilkokul, ortaokul, liseyi konuştuk. Şimdi Milli Türk Talebeler Birliği, Talebe Birliği, üniversitelerden sorumlu başkanımız var, Muhammed Özüstü. Şimdi üniversitelerdeki kişiliklerden biraz değinelim. Amaçlar var mı? İdealler doğrultusunda gerçekten hareket ediliyor mu? Buraya kadar gelen, üniversiteyi kazanan, yani üniversiteli olan kişi gerçekten bunun farkında olarak mı oraya geldi? Neler söyleyeceksiniz? Baktığımız zaman yani bu üniversite dediğimiz oluşum
tamamıyla bir gencin karakterinin artık hayatı için şekillendiği bir bölüm. Kendi bir tercihi var ki bu kendi tercihi, daha doğrusu şöyle diyelim, ailesiyle, çevresiyle ve kendisiyle yapmış olduğu bir muhasebe var. Bu muhasebe sonucu kendini iletmiş olduğu bir yol var. Bu yolda ilerleyeceğini, bu yolda bir hayat kuracağını, bunu bir kendine meslek edineceğini, belki de meslek edinmez. O kendisinin bileceği bir şey, ileriki hayatında karşısına çıkacağı bir şey. Lakin kişilik tam anlamıyla işte bu üniversite dediğimiz yerde daha da bir baş vermeye başlıyor. Çünkü daha yeni Ahmet Başkanım da, Furkan Başkanım da konulardan bahsettiler. Kişilik problemleri ve kişilik oluşumu. Bizim gençlerimizin sevgi ve özgüven içerisinde yetişip büyüdükten sonra üniversite eğitimine başladığı zaman farklı bir ortam oluşturduklarını görebiliyoruz. Bunlar kendi ellerinde olan bir şey. Çünkü sevgi evin içerisinde olan bir şey. Ve o sevginin o çocuğa kazandırmış olduğu bir özgüven var. Çünkü sevgiyi hissetmek korkarak iş yapmak değildir. Beni ailem seviyor. Beni ailem tanıyor. Beni ailem tanıdığı için seviyor. Benim bu işe bulaşmamam lazım. Çünkü bu iş benim karakterime uygun değil. Bu iş benim ahlakıma uygun değil. Bu iş benim sosyo-kültürel yapıma uygun değil. İşte böyle bir yuvada yetişmiş bir çocuk üniversiteye geldiği zaman seçmiş olduğu yolda emin adımlarla yürüyor. Ve kişiliği artık tam anlamıyla oluşmaya başlıyor. Çünkü kendine meslek olarak seçtiği şey, ileriki hayatında onun sürekli olarak karşılaşacağı sorunlar ve elde etmiş olduğu faydaların bütünü olacak. İşte üniversiteye geliş süreci çok önemli. Üniversite değil. Üniversite tabii ki bu gencin oluşumu için en temel faktörlerden birisi. Daha doğrusu çıkış artık diyelim. Çünkü biz Milli Türk Talebe Birliği üzerinde de yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversite ve orta öğretim olarak iki farklı koldan çalışıyoruz. Üniversitede yapmış olduğumuz faaliyetler ve çalışmalar orta öğretime göre yaptığımız çalışmalara göre biraz daha zor oluyor. Çünkü orta öğretimdeki öğrenci, lisedeki bir öğrenci, yani ortaokulu ve ilkokulu da geçtim, lisedeki bir öğrenci daha bir fidan. O fidanı sen ne kadar su verirsen o fidan o kadar güzel yetişir. Sen o fidanı ne kadar budarsan o fidan o kadar güzel meyve verir, o kadar güzel açar ve çevresini güzelleştirir. Orta öğretimde de işte böyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Bir fidan daha. O alabiliyor, kabul edebiliyor. Ama üniversite öğrencisinde bu pek mümkün olmuyor. Bunu pek kolay bir şekilde sağlayamıyoruz. Lakin üniversite öğrencisinin de dediğim gibi seçmiş olduğu bölüm gereğince artık karakteri o bölüm etrafında ve o iş hayatı çevresinde oluşmaya başlıyor. Yani bizlerin her şeyden evvel, ama her şeyden evvel sevgi, ki bu sevgi de o çocuğu özgüvene getirecek, o özgüvenin etrafında yuvalar kurmamız, çocuklar yetiştirmemiz. O zaman hemen bir AGD'ye doğru gidelim. Evet. Emrullah Başkanıma. Emrullah Başkan, dinledik, ilkokul, ortaokul, lise. En sonunda Sinan Özüstürel Başkanımız da dedi ki, ne kadar sularsanız o kadar verim alırsınız. Aslında işin özeti bu gibi. Evet. Peki, günümüzde eğitim öğretimde biz gerektiği kadar çocuklarımıza bu suyu verebiliyor muyuz? Eğitim öğretim olarak. Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi bu kadar yani gerekli suyu verebiliyor olsaydık bence bu kadar STK olmazdı. Bu kadar çalışma olmazdı. Demek ki bir eksiklik var. Bir yerde bir problem var ki insanlar bu eksikliği gidermek adına STK'lar kuruyorlar. Gençlerle ilgilenme ihtiyacı duyuyorlar. Ve bunun üzerine yürüyorlar. Evet. Mesela burada sizin gördüğünüz eksikler nelerdir? Yani şöyle. Öncelikle bizim eğitim modelimizde ahlak ve maneviyat bir öncül değil. Daha geri planda kalmış. Tabii bazı çalışmalar var bunu yerine getirmek için, ama demek ki yeterli değil ki STK'larımız dört bir koldan Türkiye'deki tüm gençlerimize ulaşmaya çalışıyor. Yani mesela daha önce bahsettik, rol modelden bahsettik, aileden bahsettik, çevreden bahsettik. Tam bu noktada rol model çok önemli. Dedik ki mesela sosyal medyada bazı rol modeller var. Kendi yaş grubundan işte YouTuber'lar var vesaire. Ya da bir oyuncu ya da bir futbolcu. Herhangi bir şey olabiliyor bu. Gençler bunları rol model olarak kabullenip onların yaptığı hareketleri, onların yediği şeyleri, onların giydiği şeyleri kendileri için benimsiyorlar ve bu bir hayat tarzına dönüşüyor. Oysa yani bizler Müslümanız elhamdülillah.
Bizim en büyük rol modelimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani ve onun izinden giden insanlardır. Şimdi bu noktada Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler rol modellerin en güzeli, yani Üsve-i Hasene diye Kur'an'ın tabir ettiği Peygamber Efendimiz'i özellikle ortaokul, lise ve imam hatip öğrencilerimize tanıtmak için Siyer-i Nebi yarışması düzenliyoruz. Tüm Türkiye'de gerçekleşiyor bu yarışma ve milyonlarca başvuru oluyor elhamdülillah. Bundan önceki senelerde böyle oldu. 1 milyonu biraz aşan bir rakama ulaştık elhamdülillah başvuruda. Ve başvuran kardeşlerimize Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan kitaplar dağıttık. Ve bu kardeşlerimiz bunları okudular. Buradan kendilerine alacaklarını aldılar. Ve ufak bir yarışma, sadece bu kardeşlerimizi domine etmesi için bir yarışma usulüne soktuk bunu. Kardeşlerimiz derece alanlar, ödül aldılar. Ama herkes kazanmış oldu. Nasıl kazanmış oldu? En önemli rol modeli tanımış oldular. Yine bu sene de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Başvurularımız başlamış durumda. Efendimizin izinde .com isimli adresten kardeşlerimiz buraya başvuru yapabiliyorlar. Bu sınava katılabiliyorlar. En büyük Üsve-i Hasene, en büyük rol model olan Üsve-i Hasene olan Hazreti Peygamber'i bu şekilde tanımış oluyorlar. Yani bu rol modelden bahsetmemin sebebi çok önemli yani. Çünkü bu yaşlarda, daha demin de bahsettik ya mesela, yani bu kardeşlerimiz yönlendirilmeli mi yoksa tamamen kendi tercihlerine mi bırakılmalı? Yani akillik tam oluşmadan, bir insanın doğruyu yanlışı tam manasıyla kavramadan bir yol seçmesi zaten zordur. Biz belli bir kültürden, belli örf adetlerden ve dini birikimden gelen insanlarız. Ve bu insanlar, kardeşlerimizin bu milli manevi değerler üzerine yetişmesi gerekiyor. Tabi bu manada yönlendirme elbette ki olması gerekiyor. Tabi yani Ahmet Başkanımızın bahsettiği gibi bir zorlamadan vesaireden bahsetmiyorum. Ama zaten aklı salim kalmış her insan, çocuk da olsa ve o çocukluğu biraz atlatmış da olsa, temiz gözle bakabildiği zaman zaten doğru yolu seçecektir. Yani herhangi bir zorlamaya gerek yok. Biz kendimizden şüphe etmiyoruz ki, dinimizden şüphe etmiyoruz ki bir korkumuz olsun ve birilerini zorlayalım. Zaten her şey ortada. Sadece bunu en açık şekliyle, en güzel şekliyle ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Ahmet Başkanım, şimdi kişiliği oluşturmaya çalışıyoruz. Burada 4 tane derneğimiz var. Değişik yorumlar geldi. Aslında öznede aynı olsa yine biraz değişikliği vardı. Çocuğun kişiliği oluşurken arkadaş çevresi, sosyal faktörler etki ediyor. Bu kişiliğe etki eden sebepler, faktörler neler? Aslında yine konuştuğumuz, yine gündeme getirdiğimiz zaman en başına yine aileye gidiyor. Yani her şeyin başı yine çocuk da, yani çevre ise yine ailenin sorumluluğu altında. Yani hepsi birbirine bağlantılı konular. Şimdi çocuklarımız çevreye çıkıyor. Demin Fatih kardeşim de bahsettiği bir konu vardı. İşte abiler vardı mahallede, saygı duyulan, örnek alınan, idol alınan. Şimdiki bakıldığı zaman çocuktan öyle bir rol modelleri ya da saygı duydukları kimseler kalmadı. Maalesef kalmadı yani. Tabii burada kimin sorunu? Yani çok az kaldı diyelim. Yani minimum diyelim. Evet. Ama bu ne oluyor? Otomatikman de toplumu bir noktada gerilemeye götürüyor. Evet. Peki biz aslında medeniyetin toplumu olan, yani atamızdan, dedemizden, ecdadımız, medeniyeti salmış bir toplumuz biz. Ve şimdiki durumumuz ise biz maalesef ki yani zıt bir kutupa doğru gidiyoruz, yani batılaşmaya doğru gidiyoruz. İşte seküler İslamcılık dediğimiz bu olay oluşmaya başlıyor. Herkesin konuşmuş olduğu. Aslında maneviyatımızı yavaş yavaş kaybediyoruz gibi bir insanlarda söylemler oluşuyor bu hususlarda. Yine camiler mesela bir toplumun en büyük mihrabıdır. Evet. Şimdi bakıldığı zaman bu kişiler, bu çocuklar ya da toplumdaki ebeveynlerin manevi olarak yaklaşımı nedir? Şimdi biz maneviyatımızı ne kadar güçlü tutarsak, ailemizi ne kadar diri tutarsak, bunda demin bahsettiğimiz gibi maneviyat da olacak şeyler, Allah rızasıyla yapılacak şeyler. Bunu ne kadar ön plana atarsak hem yetiştirdiğimiz toplum düzelir, hem çevre düzenir, hem çocuk değişir. Yani biz tamamen her şey çevrede, okulda, eğitimde hepsi bize bağlı. İkinci bu hususta ben bahsedeyim. Mesela okul çevresi dedik ve benzeri şey. Şimdi iki tane farklı olay var bu ülkede. Bir doğu, bir batı. Doğudaki olan imkanlardan yararlanan bir çocuk var. Bir de batıda olan bir imkandan yararlanan çocuk var.
Şimdi biz insani yardım noktasında işte gençlik oluşum olarak köy okullarına gidiyoruz mesela. Şimdi köy okullarında çocuklara baktığımız zaman aslında batıda yaşayan çocukların her şeyine mesela imkan ulaştığı şeyler doğudaki çocuklar bunlara ulaşamıyor. Bir köy okulundaki çocuk mesela diyebildiğimiz zaman biz en son işte nereye gitmiştik? Örnek verdiğim zaman size Erzurum'da bir köy okuluna gitmiştik. Karayazı. Bizim orayı. İyi bilirsin Karayazı. İşte Karayazı'ya gittiğimiz zaman buradaki çocuklar maalesef ki yani bir bot mesela bizim gibi onlar hala siyah lastik diye tabir ettiğimiz şeylerdi yani bu çocuklar. Ama baktığımız zaman o çocuklar annelerine yani örf adetlerine daha düşkün oldu. Evet. Burada bir sorun oluştu. Sosyal medyada bir tasvir vardı. Evet. Şimdi çocuk mutsuz. Bir karikatür yapılmış. Çocuk çok mutsuz. Evet. Ama bir tarafından annesi tutuyor elinden. Diğer tarafında babası tutuyor. Evet. Yalnız çocuğun ayağına dikkat ettiğinizde mutsuzluğunu aslında anlamaya başlıyorsunuz. Bir ayağında bayan ayakkabısı, diğer ayağında erkek ayakkabısı. Evet. Biraz daha dikkatli baktığınızda karikatürde anne tarafında, annesinin tarafında olduğundaki annesi bir ayakkabısını çıkartmış çocuğa vermiş. Diğer taraftan da babası kendi ayağını çıkartmış, bırakmış. Evet. Çocuğuna giydirmiş. Ama İki anne ve baba ebeveynler hem mutlu, karın üzerine yalın ayak basıyor. Çocuğa bakıyorsunuz, mutsuz. Yani annesinin ve babasının durumundan bir haber. Evet. Annesinin yanında yürüyen annesinin ve babasının ayağına bakmıyor. Benim bir tane ayağımdakinin diğeri niye farklı renk ya da bir bayan ayakkabısı neden? Diğeri erkek ayakkabısı. Aslında buradan gençlerimize de sesleniyoruz. Ailelerimizin bize verdikleri belki her şeyleridir. Öyle evet. Değil mi? Peki bu tatminsizlik niye? Bu çocuklara bu tatminsizliği onları doyurabilmek için, bu açlığını giderebilmek için neler yapacağız? Siz de devam edelim isterseniz. Tamamen günümüzdeki küresel sistemin oyunu aslında. Yani küresel sistem bunun üzerine dönüyor. Neye bakıyorlar? Neye imlendiriyorlar? Yani nasıl imlendiriyorlar? Çocuk, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir saat reklamı düşünün. Saat reklamı şunu diyor. Siz diyor taktığınız saatsiniz diyor. Yani şu saati sen takmıyorsan diyor, sen değilsin diyor. Markanın kalitesi. Markanın kalitesi. Yani. Bugün bunu ne yapıyor? Bugün bir telefon markası yapıyor. Şimdi burada ismini söylemeyelim. Bir telefon firması yapıyor bunu. Bunu saat yapıyor. Bunu araba yapıyor. Yani çocuğa gelince şunu aşılıyorlar. Senin ailenin hiçbir önemi yok. Senin değerlerinin hiçbir önemi yok. Senin içinde büyüdüğün ortamın, topluluğun, inanç sisteminin hiçbir önemi yok. Sen bu saati takmıyorsan sen kaliteli bir birey değilsin. Amerikan sinemasına baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani şimdi biz kişisel gelişim kitapları çok satar. Der ki bu kitabı yazdığımda size 20 metrekarelik bir alanda oturuyordum. Şimdi diyor 980 metrekarelik villada oturuyorum. Yani hayat amacı villada mı oturmak, villada mı kazanmak? Değil. Bir film izleriz. Filmdeki baş karakter mücadele eder, mücadele eder. O baş karakter kazanır. Biz de rahatlarız bilinçaltımızda. Ama biz bilinçaltımızda bizim şunu aşılarlar. Sen de bu arabayı kullanırsan, sen de bu giysiyi giyersen, sen de bu saati takarsan sen de kazanırsın. İşte çocuk burada tuzağa düşüyor. Yani bizim aslında baktığımızda genel olarak tüm bu sistemde şunu görüyoruz. Kavram kargaşası var. Çocuk kavramları bilmiyor. Değerlerini bilmiyor. Evet. Şimdi bizim kavramları önce bir çocuğa gençken, yani o fidanı kavramlarla sunmak lazım bir yerde de. Şimdi çocuk adalet kavramını bilmiyorsa, yani bir adalet dediğinde Hazreti Ömer kalbinden geçmiyorsa burada bir sıkıntı var. Dostluk, kardeşlik, samimiyet dediğinde mağaradaki Hazreti Ebu Bekir geçmiyorsa burada bir sıkıntı var. Bazı kesimlerde bu söylediğiniz Hazreti Muhammed kavramı, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir kavramı çok uzak geliyor. Burada Emrullah hocamla devam edelim, başkanımla devam edelim. Bir de söyleyeceğiniz sanırım farklı evet. Şeyler var. Onları da alalım sizden. Şöyle başlayayım o zaman. Şimdi marka değeriyle kişinin kendi kalitesinin anlaşılması meselesi gibi kişinin kendini tanımlama meselesi önemli bu noktada. Nasıl? Batı'da 18. yüzyıldan sonra birçok fikir türedi, birçok izim türedi. İşte hümanizminden tutun nihilizmine vesaire. Sonraki dönemde kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kapitalist nizam sermaye üzerine faizci kapitalist sistem insanların kişilik tanımlarını, kendilerini tanımlandırma biçimlerini değiştirdi. Nasıl?
Bugün de biz bir tüketim toplumuna dönüştüğümüz için aslında üretmeyen sadece tüketen, özellikle şehir toplumlarımız için söylüyorum. Çünkü bulunduğumuz bölgede, yaşadığımız yerde ki İstanbul'da yaşıyoruz, ekmeği dışarıdan alıyoruz, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Ama bir şey ürettiğimiz söylenemez. Birçok insanın mesleği hizmet sektöründe vesairede, devlette gibi. Yani aslında bir şey dokunmuyor, bir şeyi üretmiyor, sonucunu çok görmüyor. Hepsinden bahsetmiyorum. Yani genel kısmı böyle. Yani bu anlayış, bu sosyal medyayı da üreten anlayış, bu genel olarak medyayı da yöneten anlayış bizi buraya yöneltiyor. Diyor ki üreteceksin, tüketeceksin. Tükettiğin kadar varsın. Tüketiyorsan varsın. Yani onun akabinde de şunu söyleyeyim. Bulunduğun noktada eğer tüketmiyorsan yoksun. Bu anlayışla büyüyen bir birey de kendini böyle tanımlıyor. Tükettiği şey üzerinden tanımlıyor. Bu şekilde de kişilik problemleri de ortaya çıkıyor. Birçok toplumsal sorun da ortaya çıkıyor. Boşanmalar vesaireler, ailelerin parçalanması hepsi bu manada ortaya çıkmış oluyor. Evet. Evet, MTTB başkanımızla devam edelim. Muhammed Sinan Özüsev'le. Başkanım, biraz önce konulara değindik. Bir imrenme hastalığı var çocuklarımızda. Ailelerin de birbirlerine bakarak kendi aralarında bir imrenme hususu var mıdır sizce? Bu çocuklara sirayet ediyor mudur? Bu anneden babadan çocuğa geçen bir hastalık mıdır? Ya en basiti, biz ilkokuldayken de, ortaokuldayken de, lisedeyken de sürekli psikolojik danışmanlık ve rehberlik hocaları. Her okulda bir tane vardı, PDR hocası. PDR hocaların hepsi gelir sana bir test yapar. Yaptığı test ne? Annen baban komşunun çocuğuyla seni karşılaştırıyor mu? Annen baban sınıftaki bir arkadaşınla seni karşılaştırıyor mu? Dershanedeki bir arkadaşınla karşılaştırıyormuş mu? Yani zaten çocuğun imrenme olayı rol modelini görmüyor. Daha yeni Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Yani güzel ahlakı tamamlayıcı olarak geldim diyen bir zattan. Bizim en büyük rol modelimiz, %99'u Müslüman olan bir coğrafyanın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olması gerekir ki ne yazık ki 3-5 tane basit, işte Ahmet Başkan'ın da en başta bahsettiği gibi seküler mantıkta, yani anı yaşarım, devamını düşünmem. Devamı beni alakadar etmez. Anın gereğini ahiret inancı zaten sekülerizmi bir kere yapıyor. Yani sen diyorsun ki sekülerizmle beraber bu anı yaşarım, bu an vardır, bundan sonrası benim için yoktur. Şimdi böyle bir durumda olan bir genç, sekülerizmin batağına düşmüş bir genç ki anne babanın da ne yazık ki kıyası. Evet. Oğlum çalış, oğlum çalış, oğlum ya tamam çalışıyor oğlun, çalışıyor kızın ama bir sor. Çalışırken, yaparken zorlandığı bir yan var mı? Senin ona yardım edebileceğin bir yan var mı? Sadece işte hoca tutmak, dershaneye yollamak, iyi bir okul tercihi yapmak, iyi bir öğretmen tercihi yapmak, bunlar bir mevzu değil. Senin orada o çocuğun sana imrenmesini istiyorsan, işte dedim ya sevgi, o sevginin getirdiği bir özgüven. O çocuk özgüvenli bir birey olursa kendisi bir rol model olmak ister. Rol model olmak isterken de en büyük rol modele başvurdu. Yani bizim kavramamız gereken, anlamamız gereken hem aileler ki yarının bir günün babalar bizler olacağız Allah nasip ederse. Yarının bir günün yuvalarını biz kuracağız bu ülkede. Milli Türk Talebe Birliği'nde de hep bunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı çıkartmış olabiliriz. Bakanlar çıkartmış olabiliriz. Vekiller, belediye reisleri, siyasi çıkmış olabilir. Ama önemli olan nokta iyi bir anne, iyi bir baba yetiştirebilir. Çünkü toplum anne ve babadan baş verir. Ve bir gelenek halinde devam eder. Yani işte sekülerizm dediğimiz noktayı bizim atlatıp artık nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu, ailemizi bilip ayaklarımızı yere basar bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz lazım. İşte bunları da dört bir koldan Anadolu Gençlik Derneği'de, efendime söyleyeyim Genç Ensar Vakfı'da, Deniz Feneri Derneği'de hepsi dört bir koldan yapacak. Biri sosyal sorumluluk projesinde gençlere yardımlaşmaya itecek. Birisi vakıfçılık kültürüyle beraber paylaşabilmeyi, bir maddeyi ortak bir şekilde kullanabilmeyi öğrenecek. Kimi çocuk da Milli Türk Talebe Birliği gibi, Anadolu Gençlik Derneği'ndeki gibi teşkilatlanma ne demek? Teşkilatlanma yapısının nasıl bir önemi vardır? Teşkilat dediğimiz olgu bizlere yarın bir gün neler kazandırır?
Ya Müslüman yarın düşünmek zorundadır. Ahiret imanın şartı. Bu iman şartı bizde var. Biz yarınımızı düşünmüyoruz. Hem dünyada hem ahirette. Yarınımızı düşünerek hareket etmemiz lazım. Yani şu seküler bataklığından bir an önce kendimizi kurtarmamız lazım. Evet. Sokak ve sosyal çevre problemleri de var Ahmet Başkanım. Şimdi okuldaki problemleri değindik. Evet. Çocuğun arkadaşına imlenmesine biraz bir ondan söz ettik. Şimdi sokak, çevre büyüyor. Mahalle oluyor. Mahalle olduktan sonra ülke oluyor. Ülke olduktan sonra dünya oluyor. Şimdi bir mahalleye çıkalım bakalım. Mahallede çocuğun durumu ne? Mahallede komşusuna baktığı zaman gerçekten biraz önce bahsettiğiniz o değerlerin hepsini görebiliyor mu? Aslında burada da bir sıkıntı var. Şimdi mahallede problem var. Okula gidiyor, okulda problem var. Şimdi ben kendimden biliyorum. Neye bakıyorum? İlkokulda bir rol modelim vardı, öğretmenim. Ortaokulda bir rol modelim vardı, öğretmenim. Lisede vardı, öğretmenim. Daha sonrasında vardı. Lisede öğretmen değildir. Yani sonuçta ne vardı? Evet. Sonuçta rol modellerimiz bizim iki seçeneğe geldiği zaman iyiye ya da kötüye sevk etmiş. Peki mahallelerde rol modeller var mı? Eski Şevket amcalar, Ali abiler, Turan amcalar var mı? Evet. Evlerin metrekaresini daha yeni kendisi. Hocam o kuşaklar şu an çatışıyor. Site gençliği büyüyor ya, site çocukları evet, büyüyor. Evet, konunun başında demin yine bunu bahsettik. Mahallelerden artık bloklaşmaya çıktık. En büyük sorunumuz zaten bu dedik zaten. Yani mahalle dediğimiz kavram zaten yani yitirdik. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani büyük şehirlerde yitirdik eyvallah. Ama yine küçük şehirler var. Mesela bu küçük şehirlerde yitiremedik. Bu soruyu özellikle soruyorum. Şimdi 4 derneğimiz var. Evet. Anlattıklarımız çok güzel. Gelenekçi bir yaklaşımla evet. bakıyoruz. Ama toplum öyle bir yere gelmiş ki tamamen seküler olmuş. Bir taraftan ilham alan olmuş ama ilham aldığı kaynak tamamen bizim değerlerimizin dışarısında bir kaynak olmuş. Evet. Bunu ne yapacağız? Nasıl üstesinden geleceğiz? 4 dernek olarak hangi çalışmaları yapıyoruz? Hangi projelerin altına imza atıyoruz? Önemli olan bu. Aslında izleyenlerimiz de bence bunu merak ediyorlar. Şimdi bizim ben olayı şöyle anlatayım yani sizlere. Mahalle dediğimiz kavram bir çocuğun doğar, büyür, yaşlanır. Hatta kendinin ömrünün geçtiği bir yerdir. Otomatikman burada da kimi sahiplenir? Yakındaki komşusunu, ablasını, teyzesini ya da işte X isimdeki mahallesi komşusundaki ablalarını ve benzeri kişiler, amcalarını amca niyetine görür. Yani aslında bir sahiplenme duygusu, ait duygusu oluşturur orada. Aslında ailenin dışında küçük bir aile daha vardır. O da mahallemizdeki abilerimiz, ablalarımız, amcalarımız, teyzelerimizdir. Şimdi biz bu kazanımları nasıl elde edeceğiz? Bir, kucaklaşan bir Müslüman örneğiyle, yani insanla. İki, samimi bir Müslümanlık örneğiyle. Üçüncüsü ise bizim yapacağımız en önemli buradaki husus, bireysel davranmak yerine kucaklayıcı. Yani toplumsal davranmamız lazım. Eskiden mesela şu vardı değil mi? Bakıldığı üzere bir komşusunu ziyaret ederdi insanlar. Neyi var, neyi yok, ihtiyacı var mı ve benzeri şey. Hatta bizim Peygamberimiz güzel bir hadisi de var. Ne der? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Anlayışı acaba yine günümüzde var mı? Onu düşünmemiz lazım. Ama şimdi gidip sorabiliyor mu bir insan mahallesindeki işte kapısını çalıp da acaba ihtiyacı var mı diye. Aslında biz bununla turuma nasıl geldik? Bunun sorunun cevabı da şundan kaynaklanıyor. Bizim demin izimize hapsettiğimiz şimdi televizyon izlenebilir. Tamam. Yararlı da olabilir. Ama bizim insanımız genelde televizyon programlarını yarardan ziyade böyle dizi programları akışkan bir hale getirmedi. Yani bilgi almak yerine aslında oraya kilitlenme yeri olarak görüyor. Çocuk da şimdi televizyonun başında anne baba kalkmadığı sürece, çocuk da kalkmadığı sürece çocuğa ne öğreteceğiz? Ya da çocuk bizden ne alacak? En temel sorunumuz bu. O çocuğun aslında hayal dünyası ya da keşfetme duygusu içerisinde ne var? Yani suç aracın değil bizim aslında. Tabii tabii. Yani çocuğu şimdi suçlamanın bir mahiyeti yok ki. Burada ailelerin en büyük ödeni var yani. Mahalledeki amcalarımız biz kaybettiysek, ablalarımızı kaybettiysek, bunlar birbirine uzaklaştıysa herkesin bir kendisine bakması lazım. Niye uzaklaştı? Yaşamadan yaşatamayız. Evet. Şimdi kucaklayacaksın. Selamı biz yapabiliyoruz mu? Evet. Müslüm İstanbul'da gidiyoruz değil mi? Yoldayız. Müslüm selam vermek sünnet değil mi? Ya da bir ortama yine kucaklaşmak sünnet. Nasıl yapıyoruz? Şimdi bizim aslında yapmış olduğumuz fikriyata başına gelmemiz lazım.
selamlaşmayı kesmişsin, muhabbeti kesmişsin, her şeyi kesmişsin. Ondan sonra diyorsunuz ki bu toplum nasıl böyle olacak? Bizim ilkin değerlerimizi hakim altına ve çocuğa da onu empoze etmemiz lazım. Sen çocuğu yanında gezdirdiğinde mahalleni bir gezdir, evet, millete bir tanıt bakayım o çocuk öyle burada oluyor mu? Bir virgül koyalım. Biraz evet, önce yaşamadan yaşatamayız dedi. Evet. Sevgili izleyiciler, Genç Görüş reklamlardan hemen sonra bakalım nasıl yaşayacağız, nasıl yaşatacağız, bunları hep birlikte Genç Görüş'te konuşacağız. Evet değerli izleyiciler, Genç Görüş kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. VTR'lerimiz olacak, çocuklarımızın beyni nasıl kodluyorlar? Şimdi birazdan VTR'lerle, VTR'lerin üzerinde onları izah edeceğiz. Biraz önce bir virgül koymuştuk ve yaşanmadan yaşatamayız demiştik. Yaşamak nasıl olur? Yani biraz önce bahsettik, rol model alacağız, peygamberimizi örnek alacağız dedik ama gerçekten toplum yaşıyor mu? Temel meselemiz bu zaten. Evet. Şimdi biz kişilikten başladık. Aile çevresi, sokak çevresi dedik, değil mi? En büyük sorun nedir? Ailede başlar dedik. Aile değerleri yaşamadığı zaman çocuk da yaşamıyor. Aynı şey öğretmeni için de geçerli. Aynı şey, şimdi burada bahsettiğimiz dertleri hepimiz dertlenmiş sivil toplum kuruluşlarıyız. Misyonumuz bu. Biri, Ahmet abinin misyonu nedir? Yeryüzünde iyilik. Bizim misyonumuz yeryüzünde kardeşlik, dostluk. Hepimizin misyonu aynı. Şimdi mesela inanç problemleri bir başlığımızdı. İnanç problemlerine de baktığımızda biz Müslüman bir toplumuz diyoruz. Ama Müslümanlığın gerektirdiğini ne kadar yapıyoruz? Değerini, kıymetini nasıl biliyoruz? Gencin biz önüne hazır veriyoruz. Genç hazır tüketiyor. Emeğin kıymetini bilmiyor. Bilmeyince de ne oluyor? Bilmediği zaman da hazırcılığa konmuş olduğu zaman da değerini kavrayamıyor. Evet. Erbakan Hoca'nın bir sözü vardır. İslam'la ilgili der. Bu din der şekil dini değil, şuur dini. Bugün gençler cidden sanıldığı kadar şey değil. Gençler zeki. Kimin İslam'ı ne kılıfla kullandığını genç görüyor. İslam'ı bir... Peki gençlerimiz nasıl hayal ediyor? Bakın bir araştırma yapmıştım. İlahiyatçılarımız da çok iyi bilirler. Eğer ben de yanılıyorsam buradan önerilerle, görüşlerle beni de buradan düzeltebilirler. 1200'ün üzerinde hayal kurma ile ilgili ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah-u Teala cenneti tasvir ediyor. Hayal dünyamızda cehennemi tasvir ediyor. Ama birileri de boş durmuyor. Farklı şeyleri tasvir ettiriyor. Allah-u Teala ahireti tasvir ettirirken, düşündürürken ama günümüzde de bazıları, bazı mihraklar, iç diyebilirsiniz, dış diyebilirsiniz, her şey diyebilirsiniz, dünyayı hayal ettiriyor. Maddeyi hayal ettiriyor, manayı elin tersine ittiriyor. Şimdi boş durmuyorlar dedik ya, şimdi bir bebek katliamı var oyunlarda. Şimdi onu ben bir göstermek istiyorum. Bakalım dernekler olarak bu oyundan haberimiz var mı? Yani 12 artı yaş grubunda bir oyun deniyor. Ama bu oyunda her türlü kötülüğü çocuğa öğretiyorlar. 12 artı oyun diyorlar ama 12 artı oynayan yok. Anneler babalar biraz başımı dinleyeyim diye geliyor, eline, çocukların eline bir oyun tutuşturuyor ve o oyunda, bakın şimdi şöyle göstereyim. Oyunun ismi söylemeyeceğim, reklam olmasın. Bakın saniye bir et bilat yazıyor. Et bilat yazıyor. Kanekle. Neydi? Kanekle. Çocuk 12 artı oynamıyor dedik. 2, 3, 4, 5 yaşındaki çocuk bu oyunu oynuyor. Ve çocuk ilk buna başladığında beyaz çerçevenin içerisindeki kırmızı zeminin üzerine yazılı et plakla kanekle ile karşılaşıyor. Bakın 3. sahneye kadar bir sıkıntı yok. Yine kötü şeyler öğretiyor. Ama 3. sahnede bunun kanekle olduğu beynine kazınıyor. Resimlerle veriliyor. Şimdi değerli yönetmenimizden biraz ilerlemesini isteyelim. Şimdi hemen 2. sahnede bakın televizyonda kafasına vuruyor. Şimdi normal hayatta başkanlarım burada durduralım. Normal hayatta 2 yaşındaki bir çocuk bu televizyonu kaldırabilir mi? Kaldıramaz değil mi? Kaldırırsa ne olur? Üzerine düşer. Üzerine düşerse ne olur? Çocuk altında kalır. Ya sakatlanır ya zaten ölür.
Hadi kaldırdı diyelim. Junior Naim Süleymanoğlu kardeşinin başına vurdu bunu. Peki kardeşinin başına vurduğunda ne olur? Kardeşi öldü. Peki ölüyor mu? Yönetmenim, değerli İsmail Bey, devam ettirelim bakalım ölüyor mu? Yine etbilat yazısı geldi. Bakın ütü geldi. 2 ila 5 yaşındaki bir çocuk ütüyü ısıtmasına ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Peki ne yapıyor? Burada duralım şimdi. Tam böyle duralım. Ütüyü ısıttı. Yine kardeşinin yüzüne bastırdı. Yaktı, kül etti. Ama üçüncü sahneye hayatını kaybederek mi geldi? Gelmedi. Çocuklarımız neyi görürse onu yapıyor. Burada düz mantıkla hayata bakıyor ve ona verilerini alıyor. Ben de kardeşime yaparsam, televizyonda da vursam, ütüyle de yaksam hiç sıkıntı olmaz diyor. Üçüncü sahneye kadar geliyor. Var mı burada etbilat başkanlarım? Yok. Yok. Ne var peki? Devam ettirin İsmail Bey. Yönetmenim. Kıyma makinesi ne? Bakın mikserde çekiyor. Sadece kan var. Kan topladı. Çocuk geleceğimizin yıldızları, geleceğimizi ihya ve inşa edecek çocuklarımız işte bu sahnede kanla buluşuyor. Kan ekleyip burada anlıyor. Bir puzzle parçası gibi birleştiriyor. Biz projeler üretiyoruz dernekler olarak. Biz koşturuyoruz ama onlar boş durmuyor bakın. Evet. Devam ettirelim şimdi. Biraz hızlı hızlı devam ettirelim. Bakın burada tost makinesinde onu yakıyor. Cızbız yapıyor. Bakın el mikserinden sonra otomatik miksere geçti. Orada aynı şeyi gösteriyor ama hiç vefat etmiyor. Hiç hayatını kaybetmiyor kahramanımız. Sonra dediğim gibi cızbız yapıyor. Bakın burada bir algı var. Birazdan geçeceğiz. Buraya da geçsin. Şimdi burada duralım yönetmenim. Şimdi değerli başkanlarım. Burada ne var? Çamaşır. Birinci su seviyesi. İkinci su, üçüncü de ne var? İçine atmış. Neye benziyor? El mi var? Yok. Bir insan çocuğu suyun makinenin içine atılmış. Bunu konferanslarda çocuğa sorduğunuzda orada diyor bir çocuk var. Etekli bir çocuk var diyor. Evet. Evet. Ve ne oluyor? Kardeşini alıyor ve oraya atıyor. Yani çamaşır makinesinde çocuk hayatını kaybediyor. Evet, buradan ebeveynlere de seslenelim. Biraz kafamızı dinleyeyim diye çocuklarımızın eline tutuşturduğumuz tabletlerde, 3T, 1V'de, televizyon, tablet, telefon ve bilgisayarda bu tür zararlar var. Şimdi birazdan tabii devamları gelecek. Bunlarla ilgili yine VTR'ler vereceğiz. Şimdi biraz önce söylemek istediğim buydu. Tabii ki rol modelimizi alacağız. Ama dijital ortamda dernekler olarak biz neler yapıyoruz? Mutlaka projeleriniz vardır. Biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum. Yani ebeveynlerimize bu konuda gönüllerinin ferahlanmasını istiyorum. Bu tür projelerimizden de biraz bahsedelim mi Zahmet Bey? Şimdi aslında izlediğimiz bu oyun da yani biraz garip yani. Aslında bunu biz... Bu bir tanesi, kez, binlerce. Yani bir tanesi. Bunun gibi Denizli gibi binlerce vardır yani. Evet. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir raporu var bununla ilgili, evet, olarak. Şimdi burada kritik bir durum var aslında. Demek ki aslında evler içeriden fethediliyor. Evet. Yani dışarıdan değil, içeriden. İçeridek dediğimizde ne? Küçük bir aygıt. Şimdi bununla ilgili çocuk yani rol modeller değişmiş oluyor değil mi, evet, otomatikman? Yani bizim aslında demek konunun başında bahsettiğimiz işte rol modeller, mahalle abileri dedik, işte lisedeki işte film artistleri şudur budur, aslında bireysel şeyden artık yani robotik bir şeylere geçmiş artık çocuklar. Rol model olarak benimsedikleri artık bir laptop ya da bir benzeri bir şeyin ekranındaki karakterler olmuş yani. Bu da hayal karakterleri, doğru anladığımız. Şimdi bu hayal karakterleri ne yapmış? Yönlendirmiş bunları. Peki biz ne yapacağız? Şimdi bizim burada yapmamız gereken sivil toplum kuruluşları olarak, bence STK'lar olarak yapılması gereken önem şu. Bir, çocuklarımızı bu dediğimiz yani küçük bir şeyden, yani makineden dediğimiz şeyden uzak tutmak gerekiyor. Bununla ilgili planlamalar, raporlamalar, aile çalıştayları, çocuk çalıştayları. Yani olabildiğince sivil toplumun sesi olmak için ailelerin hepsine gidilmesi lazım. Bununla ilgili bir bildirim yayınlanabiliyor mu mesela? STK olarak biz bunu yapmak lazım.
Mesela bu bilgilerimleri sivil toplumda mesela hepimizin birer bir üyeleri var mesela. Herkesin, her kurumun bağlı olmuş olduğu bir gönüllü çalışmalar oluyor, gönüllüleri var. Mesela bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Gönüllülerine haber edilebilir. Bununla ilgili yani direktifler verilebilir. Ya da bunlarla ilgili ne yapılması gerektiğini masaya yatırılabilir. Çalıştaylar düzenlenebilir. Yani eğer bu teknolojikçe bundan biz kaçamıyorsak o zaman bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani kendimizin aslında bir şeyler üretmek. Tabii ki yani. Tam bu noktada sözünüzü estağfurullah. Kusura bakmayın. Bizim ortaokul çalışmamızda yeni bir projemiz var. Keşif grupları adı altında. Yani şimdi bunlara karşı mücadele etmek suretiyle çocukların elinden almak suretiyle bir şey yapamıyoruz yani. Uzaklaştıramıyoruz. Bence o zaman yazılım üretelim ama evet, bize dönük bizim üretmemiz lazım. Aynen öyle. Yani burada bahsedilen bizim değerlerimiz. Konuda bahsediliyor ya mesela. İşte evet. Çocuk ne yapıyor? Öldürüyor, kesiyor ve benzeri bir şeyler yapıyor. Ama bizim burada yapmamız gereken bununla kaçamayacağımıza göre o zaman bizim de bununla ilgili yazılımla evet. Bununla ilgili eğitici dediğimiz şekildeki işte oyunlar ve benzeri dijitaller üretmemiz gerekiyor. Hocam biz Keşif Craft evet. isminde bir oyun ürettik. Yani tabii yazılım şirketiyle beraber şey yaptık. Ve bunun içerisinde, oyunun içerisindeki her şeyi kontrol altına aldık elhamdülillah. Ve bu çocuklarımız belli saatlerde buraya girip kendi dünyalarını oluşturabilecekler. Tabii bu dünyalar içerisinde bazı sorular olacak. Soruları bildikçe bazı leveller atlayacaklar. Evet. Yani bu şekilde ne olacak? Kendi değerlerini aslında buradan da öğrenmiş olacak. Yani biz buraya karşı mücadele noktasında ya biz bunları tamamen çöpe atalım. İşte bırakalım diyemeyiz yani. Böyle bir lüksümüz yok. Mesela 90'larda televizyonlar ilk evlere girdiğinde bazı hocalarımız işte bunlar kötüdür, sakın bakmayın vesaire şeyler söylediler. 90'ların sonuna geldiğimizde herkesin televizyonu var. Yani Müslüman camianın da aynı şekilde vardı. Yani bu platformda da aynı şekilde yani biz bununla mücadele edemeyiz. Bu hayatımızın içine öyle ya da böyle giriyor. Bizim kendimizin üretmesi, kendi değerlerimizi taşıyan, kendi mantalitemize uyan şeyler üretmemiz gerekiyor. Ve çocuklarımız da kontrollü bir şekilde bu alan içerisinde bu şekilde dahil etmek gerekiyor. Girişimciliğe geliyor konu aslında. Şimdi burada bir parantez açayım, konuyla ilgili biraz daha bilgi vereyim. Şimdi özellikle göstermemiz sebebi şu. Burada çocuklarımız elimizden alınıyor. Evet. Yani kalan sağlardır bizimdir deme lüksümüz gerçekten yok. Bakın. Önemini arz etme açısından söylüyorum. Ben özellikle bir tane çocukla burada röportaj yaptım. Konferansı dinledikten sonra geldi ve bununla alakalı bir anekdot paylaştı benimle. Kendi komşusu, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk, kendi kardeşinin yüzünde çikolata var, üzeri çikolata oldu diyor, çamaşır makinesine atıyor. Türkiye'de mi o da yayınladı? Evet, evet. Bunun röportajlarını da yayınladık bir zamanında zaten. Evet. Ve maalesef. Şunu tasvir ediyor. Diyorsunuz ki annesi nerede? Şimdi merhametle dolu olan anne, o yürek, çocuğunu dayanamayan anne nerede olur? Akıl hastanesinde. Baba ondan farksız. Biz bunu farklı şeylerle de anlatıyorduk. Mesela gazete küpürlerinden anlatıyorduk. O röportajı yapana kadar. Ama ondan sonra o örneği vermeye başladık. Bir şekilde bizim gelecek nesillerimiz elimizden alınıyor. Ama bazen anne ve babalar biraz işim var deyip ya çocuğumun elle tutuşturayım biraz yemek yiyeyim dediği o cihazlarda aslında çocuk obez oluyor. Evet. Şimdi mesela bunda ilerleyen bu oyun gibi yüzlerce oyun var. Biz bundan tahliller analizlerini yaptık. Bir ses var. Çocuk yürüyorsa duruyor. Duruyorsa oturuyor. Ağlıyorsa susuyor. Yemek yemiyorsa yemek yemeye başlıyor. Obez olana kadar yedirebilirsiniz. Nesillerimizin obez olmasının sebebi de bu. O yüzden dernekler olarak el ele verip çocuklarımızın kalbine o dediğimiz değerleri nasıl koyacaksak teknolojiyle ve dijital dünyayla bence onu yapmalıyız. Evet. Bir şiir vardır ya sen evet. Oradan tut ben buradan elbet bir gün kavuşacak ellerimiz diye. Evet. Yani acaba o eller ne zaman kavuşacak inşallah. Bizim kaybedecek artık zamanımız yok. Kesin. Yani biz kendi içimizde kutuplaşmak bize kaybettiriyor. Bunun sağ solu yok. Biz gelecek yıllar içerisinde öncü kuşaklar yetiştiremezsek maalesef bugünlerimizi çok arayacağız. Asıl sorun şu aslında baktığımızda. Müslümanlar olarak boş bıraktığımız her kurum dolduruluyor arkadaşlar. Bizim haricimizde 1 lira dolduruluyor. Bugün YouTube, Twitter ve bu oyunlar küresel dünya sisteminin çocukları maruz bıraktığı bir algı operasyonu. Bugün eğitim sadece okulda verilmiyor. Çocuk eğitimi cep telefonundaki Twitter'dan da alabiliyor.
YouTube'dan da alabiliyor. Yani eğitim artık sanal ortamda. Biz STK'lar olarak şöyle bir karar almıştık biz. Genç Network'ta konuştuk. Bunu tüm STK'larda da inşallah ilerleyen zaman toplanıp istişare edeceğiz. Bizim zaten birliği, hedefimiz aynı ama birçok projede de beraber olabiliriz. Biz STK'lar olarak seminer odaklı eğitimler verdik bugüne kadar genellikle. Ne yapıyoruz? Çocuğu yine oturtuyoruz. Çocuk ilkokulda oturuyor, ortaokulda oturuyor, lisede oturuyor. Biz etüt dersleri var. Biz STK olarak gidip bir konuşmacı çıkartıyoruz. Bir saat sonra çocuk onu kapıdan çıktıktan bir saat sonra çocuk onu anlamıyor ki. Çocuğa aktif rol vermiyoruz ki. Çocuğu işin içine katmıyoruz, görev vermiyoruz. Bu oyunları çocuk niye oynuyor? Yalnızlaştırıyor. Hem yalnız hem de şu var aslında. Çocuk bir şeyleri başarıyor. Yani oyundaki bir görevi yaptığında çocuk ne hissediyor? Ya ben bunu başardım. Tatmin oluyor. Biz bu tatminliği çocuğun elindeki telefondan alıp sosyal sorumluluk verdiğimizde, işte programın başında bahsettiğim okullardaki kulüplerden bunu kastettim. Çocuk bir şeyler başardığında bu oyunlara ihtiyaç duymaz. O yüzden bizim, şimdi biz bahsettik, telefonu almak elbette ki çözüm değil. Çünkü devir teknoloji devri. Bugün teknoloji ivmesini yakalayamayan bir ülke ayakta duramaz. Bizim yazılım üretmemiz gerekiyor. Bizim teknolojik ataklar yapmamız gerekiyor. Bak buradaki STK'lar hepimiz gençlerimiz dini değerleri vermeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'e örnek vermeye çalışıyoruz. Ama çağımızın bilim insanlarının da bizim bir yerde dini farklı olabilir. Ama bak arkadaş bu çalışıyor, bilim üretiyor. İnsanlığa katkı sağlıyor. Evrensel düşünmemiz gerekiyor. Türkiye sadece Türkiye sınırından ibaret değil. Türkler Müslüman olmasındaki en büyük sebep neydi? Cihan idealleriydi değil mi? Müslümanlıkla örtüştüğü için. Bizim var olan ümmet kavramı. Tabii. Tabii. Yani biz ümmeti zannediyoruz ki sadece Müslüman olan ümmet mensup. Ümmet dediğimiz tüm dünya, tabii, tüm coğrafyalar. Evet. Yani Hazreti insan. Bizim Hazreti insan odaklı olmamız lazım. Hazreti insan odaklı olmadığımız müddetçe biz belli bir noktaya gelemeyiz. Çünkü sadece ve sadece şu oyuna cevap vermek için yapmış olur. Evet. Yani biz bu oyuna cevap vermek için bir icraatın içerisine pek tabii gireceğiz. Ama bizim hedefimiz ve amacımızın zihin yapımızı bu oyuna cevap vermek değil. Hazreti insana hizmet edebilmek olmalı. Yani bakıyoruz gencin tanımına. Genç ne demek? Ya işte genç yüksek bir beklenti olan insan demek. Genç ne demek? Genç sürekli olarak aktif olan, hayatın içerisinde olan insan demek. Rol modelden bahsettik ve oyun karşımıza çıktı. Bu oyunları dediğiniz gibi ben Yeni Akit gazetesini gazete küfürlerinde gördüm ve daha sonrasında bunların peşine düştüm. Gençlik Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde bir raporuyla karşılaştım. Birçok yani 16 yaş üzerindeki oyunlardaki İslamofobi nasıl bir durumda? Ya da daha yaş grubuna, daha ufak yaş gruplarına baktığımız zaman daha ufak yaş gruplarında o çocukların zarar görebileceği, o çocukların medeniyet olgularını ve medeniyet kavramlarını yıkabileceği ne var? İşte onların hepsini tek tek listeledik ve gördük. İşte biz Milli Türk Talebe Birliği'nde 1932 yılı yapımı bir genel merkezimiz var. 1980 öncesinde efsane Milli Türk Talebe Birliği'nin, efsanevi Milli Türk Talebe Birliği'nin olduğu binanın içerisinde hizmetimize devam ediyoruz. Ya bir bakıyorum ki arkadaşlar voleybol sahasında erkek çocuğu. Böyle güzel bir voleybol oynama yok. Aile dizilmiş kenarlara, hepsi izliyor. Futbol kursu aynı şekilde. Basketbol kursu aynı şekilde. Kurs programlarının içeriğine baktığımızda. Doğru söylüyorsun. Seminer odaklı hareket ettiğimiz zaman problem yaşayabiliyoruz. Ama ne yazık ki işte bizim de bunları kolay bir şekilde atlatabilmemiz mümkün değil. Çünkü bizim de geçmiş olduğumuz belli bir skala var. Biz de belli bir şeyin içerisinden geçtik. Geleneğin içerisinden geçtik. O geleneğin içerisinden çıktık. Ve bizim çıktığımız dönemde biz çok şeyle karşılaştık. Yani bizden önceki nesil sürekli bir bir basamak gidiyordu. Bizde bir anda üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer basamaklar çıkılmaya. Yani gelişim bu denli olmaya başladı. Allah'a şükürler olsun. Yakalamaya çalışıyoruz. Yakalamaya gayret ediyoruz. Sosyal medya üzerinde olsun. İşte YouTube hesapları üzerinde olsun. Milli Türk Talebe Birliği olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda gençlerimizi bu platformlara özendirmeye çalışıyoruz. Kısa evet. Film yarışmaları. Yani bir genç kendi filmini çekebiliyorsa ne kadar güzel bir şeydir ya. Kolayla ilgili olarak çekilmiş bir mesela filmimiz var. Orada çalışan çocukların tamamı şurada yanı başımızda Esenler'de lise okuyan
lise öğrencileri. Ya bu lise öğrencileri öyle büyük bir hevesle 4-5 gün boyunca genel merkez binamıza geldiler. Orada kurgu oluşturdular, orada bir yapı oluşturdular. Sırf ne dertleri var? Ya biz kolanın zararını anlatmamız lazım. Yani bu kolanın zararını anlatırken de işte dediğim gibi Hazreti insan odaklı. Bir şeye tepki değil, Hazreti insan odaklı. E bu nasıl olacak? Belli çalışmalarla, belli rekabetlerle. Siz de dediniz işte nedir? Bizim genci eline, daha doğrusu çocuğun eline bir şey vermemiz lazım. Evet. Başarı elde ettiğini göstermemiz, bilmesi lazım. Kendini onunla avutması ve daha da çok bu işlerin içerisine evet. girmesi lazım. Biraz önce Gençlik ve Spor Bakanlığı dediniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu 3T1B diye adettiğimiz televizyon, telefon ve tablet, yine bilgisayarla ilgili sadece Türkiye genelinde değil, tüm dünya genelinde savaş açtı. Neye? Algılara karşı. Bu kötü algılara karşı savaş açtı. 81 il 923 vilayette eğiticileri şu anda konumlandırıyor. Bu anlamda da nerede bir sıkıntı varsa onları anlatmaya başlayacak önümüzdeki dönemde. Biz buradan da tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'na özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çok güzel bir hamle. Gelecek nesillerimizi koruma adı altında, koruma altına alma adında çok güzel bir hamle olarak değerlendiriyoruz biz de. Bizler de STK'lar olarak evet. elimizden gelen her desteği. Özellikle Gençlik söylememin sebebi de 4 tane güzide STK'mız var burada. Elimizden gelen yardımı yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na eğiticiler anlamında yine buradan tabii hazırlayarak, onları eğiterek yine okullarda bunların seminerleri gerek ayakta gerek oturarak ama bir şekilde bilinçlenmesi gerekiyor gelecek nesil. Çünkü değerli başkanlarım, elimizdeki bu öğrenciler eğer bu önlemler alınmazsa 15 yıl sonra biyolojik robotlar haline dönüşecek. Yani şu anda son gençliğin önderleri olarak, başkanlar olarak belki de tarihe geçeceğiz. Geçeceksiniz. Allah etmesin. Allah etmesin. Ama işte burada çok büyük bir sorumluluk projesi düşüyor. Evet. Herkes artık elini taşın altına değil, gövdesini taşın altına koyması biz gerekiyor. Her gençten mesulüz. Yani Peygamber Efendimizin bir hadisesi vardı. Bir sahabe anlatır. Bir Yahudi evinde bir çocuğun ölüm döşeğinde olduğunu Peygamber Efendimiz haber alır. Hemen koşturur, cübbesini toplar, koşturur. Çocuğun bir yanı başına gelir, yetişir. Son nefesini verecek çocuk. La ilahe illallah de der. De ki ben sana şefaatçi olayım ya Rabbim dünyada. Çocuk önce babasına başını kaldırır bakar. De oğlum der. Çocuk kelime-i şehadet getirir, son nefesini verir. Peygamber Efendimiz çıkışta gözleri yaşlı ama bir yandan da mutlu. Bir genci daha kurtardık, yetiştik der. Ardından bir müddet sonra uzun bir zaman geçer, yine aynı şekilde bir haber gelir. Peygamber Efendimiz yine koşturur ama bu sefer gence yetişemez. Tabutunun çıktığını görür evden. Peygamber Efendimiz ağlamaya başlar. Yetişemedik der. Şimdi biz ne kadar bu şuurdayız? Bir dinine bakmıyor değil mi? Dinine bakmıyor. Orası önemli. İşte Hazreti insan odaklı işte. Evet. Biz çoğu şeyi kaçırıyoruz örnek alırken. Şimdi biz bu şuurda olamadığımız zaman yani vebalini veremeyiz. STK'cılık bir yerde kul hakkıdır. Tabii. Şimdi biz de gerçekten hep ön yargıyla bakma geleneği var diyelim. Şimdi bir VTR'miz daha var, onu getirelim. Yönetmenimizden de rica edelim, en azından hazır değilse hazırlasın. Bir inançta algı, dinde algı diye bir VTR hazır. Sosyal medyada son dönemlerde, son zamanlarda çok yayılan bir şey. Bir tane batıdan bir okul gösteriyorlar. Şimdi yönetmenimiz de hazırlıyor, dinde algı diye bir VTR. Sonrasında batıdan gösterdikten sonra çok medeni bir okul şeklinde lanse ediliyor. Sonra doğudan bir okul gösteriliyor ve o okulda da farklı muamelelere maruz kalıyor. Oysa böyle bir şey var mı? Hep birlikte araştıralım. Sosyal medyanın çıkış kaynağına bakalım. Bunu kim yapmış, kim montajlamış, kim kurgulamış? İşte zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı bu anlamda bunların üzerine gidecek ilerleyen dönemde. Yönetmenimiz getirdiği zaman zaten göreceğiz. Yine birazdan yine bir VTR'miz gelecek. Fitna diye bir VTR. Tamamıyla dinde yine bir algı söz konusu. Ve en son İzmir'deki bir olay var. Evet. Onu da vereceğiz birazdan. Çok can sıkıcı. Evet, çok can sıkıcı bir olay. Ama öncesinde farklı nedenler var, farklı gelişmeler var. Onları finanse eden kurumlar var ve bu finansın sadece Türkiye ayağı yok, bir de yurt dışı ayağı var. Yeni bir 21. yüzyıl tasarrufu var. Evet. Bir de Deizm Derneği var. Şimdi hepsi inşallah onların hepsine değineceğiz. Şimdi sosyal medya ile ilgili, evet yönetmenimiz zaten hazırladı.
Bakın bu batıdaki bir okul. Şöyle ben kalkayım, izleyenlerimiz de görsün şöyle. Evet. Buradan başlayalım isterseniz. Bakın burada bir öğretmen var. Selamlaşıyorlar. Zıp diyorlar. Bakın ne kadar medeniler. Öyle gösteriliyor. Tüm dünyaya bu böyle. Sonra algı sonra geliyor bakın. Algı sonra geliyor. Çok cana yakınlar, çok sevecenler. Evet, şimdi bu da doğudan gösterdikleri. Görüyor musunuz başkanım? Böyle bir şey var mı? Kültürümüzde var. Yani yenmemiş, içmemiş, var. Tüm dünyaya bir algı yapılmış, o da servis edilmiş ve herkesin de inanması isteniyor buna. Çok özür dilerim. Ben özellikle bu kurgunun, bu montajın kimin tarafından yapıldığını özellikle araştırılmasını istiyorum. Şimdi, evet, ne diyeceğiz? Bunların niye böylesine bir saldırı içerisinde olduğunu yazdığım notta tevafuk bu. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet, İkra bismi rabbikellezi alak. Oku yaradan Rabbinin adıyla oku. İkinci inen sure ne? Kalem suresi. Evet. Kalem suresinin başında ne diyor? Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Yani bizim dinimiz ne üzerine oluşuyor? Allah'a iman, peygamberlere iman, hesap gününe iman, işte kitaplara iman. Kitaplara iman gibi bir iman esaslı bir dinde ayetler bu şekilde sıralanıyor. İlk inen, ilk verilen emir İkra bismi rabbikellezi halak. İkinci inen sure Kalem suresi. Kalem suresinde de denilen kaleme ve onun yazdıklarına yemin olsun. Ya çünkü bunlar biliyorlar ki medeniyet bizim coğrafyamızda, bizim topraklarımızda ve İslam'la yoğrularak başlıyor. İslam'ın olmadığı, yani daha doğrusu dini bir temelin olmadığı medeniyet vuku bulamaz. O medeniyet yayılamaz. Çünkü o medeniyetin bir inandırıcılığı kalmaz. Kendileri biliyorlar. Artık bunun farkındalar. Geçenlerde bir Hollanda örneğinden çıkacak olursak camilerin sayısını çok arttığı söylendi ve ben bu durumdan çok memnun oldum. Sonrasında birisinin söylediği bir söz var. Dedi ki dinsizleşiyorlar. O sıkıntı. Din yok. Din olgusunu yitiriyorlar. Ondan dolayı kiliselerini satıyorlar da cami oluyor. Evet. Baktığın zaman dini bir olgudan uzaklaşmaya başlıyorlar. Çünkü kendileri de buna inanamıyorlar. Kendilerine buna inandıramıyorlar. Ama bizim inandığımız ve Allah'ın koruması altında olduğu kesin ve kesin bilinen, onların da çok iyi bildiği Kur'an-ı Kerim'in işte ilk iki suresi burada. Verdiğimiz örnekte. Bunların amaçları bu medeniyet toplumunu oluşturmamak. Afrika'daki çocukların bu topraklara gelmesini engellemek. Çünkü Avrupa'da bilirsiniz ya da Afrika'nın da durumunu biliyorsunuz. Avrupa sömürüsü altında. Oraları kurtaracağız biiznillah. Lakin Afrika'daki çocuk da Avrupa'nın sömürüsü altında, Avrupa'daki çocuk da zaten bu durumun içerisinde. Türk algısıyla neyi bağdaştırıyorlar? Müslümanı. Onlar o olayın nerede geçtiğini ya da o olay gerçekten var mı yok mu? Onlar için hiç önemli değil. Yine bir virgül koyalım başkanım. İyilik projesine geçelim. Afrika'da evet. İyilik projesi sanırım var. Bu anlamda Güney Afrika'da neler yapıldı, nasıl ulaşıldı oralara? Şimdi Afrika'da şöyle diyeyim ben size. Biz zaten dernek olarak üniversiteli öğrencilerimizle gençlik projemizde Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Evet. Sosyal sorumluluk projede ekseniyetinde. Sadece Afrika'da değil, Arakan'da, mazlum coğrafyanın her yerinde gücümüz yettiğince, tabii ki kıymetli bağışçılarımız olsun, bu konuyu destekleyen abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun, onların bize emanet ettiklerini aslında biz emanetlere ulaştırıyoruz. Evet. Emanetçiyiz. Üniversiteli kardeşlerimiz, ben burada örneğini vereyim. Geçen sene İstanbul Üniversitesi'ndeki okuyan kardeşlerimiz yaklaşık 6 tane su kuyusu açtırdı Afrika'da. Ve bu çocuklar kendileri yaptı bunu. Topladıkları bağış olsun ve benzeri şeyleri kendi gayretleriyle yaptı. Şimdi Afrika zaten bizim cariyemiz. Evet, evet. Diyelim bir virgül daha orada koyalım. Siz oraya gittiğinizde su kuyuları açıldıktan sonra
daha önceki gelenlerin yaptıkları bir tarafa konuyor. Hı hı. Ondan sonra size davranışlar neler, nasıl oluyor? Şimdi, biraz bunun tasvirini istiyorum. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi biz oraya gittiğimiz zaman Deniz Feneri olsun, işte diğer Kızılay olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarımız olsun, gittiği zaman oradaki insanlar şuradaki Türk bayrağını gördüğü zaman Müslümanlar geldi, Türkler geldi. Yani bizim orada kimliğimiz nedir? Bir Müslüman, bir de Türkiye kimliğidir. İşte şu STK, bu STK değil. Biz aslında kimi temsil ediyoruz? Kendi toprağımızı ve İslamiyet'i temsil ediyoruz. Tabii bundan birileri rahatsız olacak mı? İlla ki olacak. Çünkü niye? Mesela Etiyopya'da 150 metrekarelik kiliseler oluşturuyorlar. 150 metrekare. Evet. Şimdi bunun amacı ne? Misyonerlik faaliyetlerine gidilmesi ve benzeri çalışmalarda bulunmak. Biz ne yapıyoruz? Oraya gittiğimiz zaman biz de Allah'ın izniyle 150 metrekare camiler yapıyoruz karşılığında. Daha önceleri şimdi gidildiği zaman. Şimdi burada ne yapıyoruz? Biz kendi İslamiyeti, İslami ve kendi kimliğimizi oraya yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdi boş bıraktığın yeri başkaları doldurur. O bir kesin mi? Kesin. Peki biz ümmet olarak ne yapmamız lazım? Şimdi bakıyoruz ümmet olarak her yerde şu anda mazlum coğrafyalarımızda, Müslüman coğrafyalarımızda hep savaş, hep zulüm. Bunlar var değil mi? Peki Müslümanlar bu konuda nerede? Herkes bu soruyu soruyor herkes aslında. Müslüman nerede? İsterseniz Müslüman neredeyi? Sevgili izleyiciler, çok kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra Müslüman nerede? Nerede olacak? Birlikte devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Ahmet Başkan en son Müslümanlar nerede demişti. Genç Görüş tüm hızıyla Müslüman evet. Nerede ile devam ediyor. Evet, Müslüman kardeşlerimiz, yani bu toplum öyle bir toplum ki herkese kucağını açtı. Dünyada zaten şu anda birinci sıradadır Türkiye, insani yardım noktasında. Bu nedir? Bizim aslında demin bir şeylere şey yaptık, işte örfümüzden uzaklaştırıldığı aile konumlarını görüştük ama şunu da unutmadık. Bu toplum öyle bir toplum ki bu millet, Türk milleti. Her zaman bir mazlum bir coğrafya gördüğü zaman her zaman yanında oldu. Var olmaya da devam ediyor. Bak yine şu anda diyoruz ya dünyada yine bir sorun olduğu zaman insani yardım noktasında her göz nereye arıyor? Ya Türkiye'yi arıyor. Yine bizleri arıyor. Demek ki bu bizim neyimiz? Üzerime düşen bir toplumda bir şeyimiz var değil mi? Üzerime düşen bir görevlerimiz var. Bunu en basit örneğinde nerede gördük? 15 Temmuz'da da gördü bu ülkede. Aslında o zamanki gençlerle bazı insanlar şey yapıyordu işte bu gençler çok eleştiriliyordu. Ama 15 Temmuz'da ne oldu? O gençler orada cevabını verdi. Bizim toplumumuzda böyle bir şey vardır. Bizim toplumumuz aslında hissiyatlarını aslında anneler uzaklaştırmak istediklerini bahsettiğimiz konu vardı ya. İşte bahsettiğim konu bu. Bu inanç, bu şuurdan uzaklaştır. Aslında temel sorun şu, şuurdan uzaklaştırmak bu insanları. İnandıkları şuur nedir? İnandıkları temeller nedir? Yaşadıkları topraktaki onları var eden düzen nedir? Bunlardan uzaklaştırmak. Ama Allah'a şükür biz inanıyoruz ki buradaki genç kardeşlerimizle birlikte, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, toplumumuzla birlikte herkes kendi üstlenen görevi en iyi şekilde yapacak ve ülkemizi en iyi şekilde yerine getirecek. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal yardımlaşmada biz her zaman şuna bakacağız. Fatih kardeşim ne dedi? Peygamber Efendimiz örneğini verdi. Bir Yahudi çocuğa şey yapılmasını verdi. Biz din, dil, ırk, siyasi görüş ve benzeri görüş yapmadan herkesi kucaklamamız lazım. Kucaklayıcı toplumumuz olmamız lazım. Eğer bunu başarırsak emin olun ki halka birbirine bağlı olur. Yani her zaman üzerimize düşen nedir? Ayrıştırma diye ve benzeri konulara uzak duracağız. Kardeş gibi seveceğiz, birbirimizi kardeş gibi kucaklayacağız. Bakın bizim şurası Türkiye. Başka toprağımız yok bizim. Bir hepimiz yani her görüşteki insan bu ülkede yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama bu toprak giderse bizim sınacak kimsemiz de yok. Suriye örneği karşımızda. Ben o gün Suriyeli bir tanesiyle konuştum. Çocuk diyor ki benim babam diyor fabrikatördü diyor. Bizim diyor oralarda işte villalarımız vardı, araçlarımız vardı. Yurt dışına şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk ve benzeri şeyler bir zenginlik içerisinde ama şimdi hiçbir şey yok. Toprak gitti. İşte biz de bu şuurda olmamız lazım. Türkiye bilincinde, şuur bilincinde bu ülkenin, bu toprağımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bunu da millete anlatmamız lazım. Her şeyde. Demin bahsettiğim gibi dil, din, ırk ayrımı olmadan, görüş ayrılıkları olmadan kucaklamamız lazım. Başka mahallelere gitmemiz lazım. Kendi mahallemiz biliyor. Başka mahallelere dolaşmamız lazım. Bizim kaybedecek bir tane bile gencimiz yok. Yoktur. Yani aslında. Bizi sahaya gideceğiz işte. Sahada olmamız lazım. Şimdi biz kendimizi ayırmamamız lazım. Nasıl diyeceğim? İşte buradaki şuradaki görüşte, buradaki mahalledeki bu görüşte, şuradaki değil. Biz gideceğiz.
aslında bir söz var ya, işte bir Atilla Hanım bir söz söyledi. Der ki ben bir kızı çok sevdim diyor, bir yerde bulsaydı ne be geldi ne de o gitti. Bizim muhabbetimiz bu şu anda. Yani biz gideceğiz, herkes gidecek. Sen de gideceksin, onların mahallesine de gideceksin, onların sokaklarına da gideceksin, ötekileştirmeyeceksin. Onlar diye bir kavram değil, biz diye bir kavram oluşturmamız lazım. Vakıfçılık budur aslında. Tabii. Her yere gideceğiz ya, biz niye gidemiyoruz? Evet. O diyor ki işte ben şuradaki şey var, bu onun görüşte, bu görüşte. İşte bunları denildiğinden dolayı bir başarı olmuyor. Hocam gideceğiz, bizim kapıyı çalacağız. Zaten en önemli kaynağımız gençlerimiz. Evet. Yani rahmetli Erbakan hocamızı andılar. Allah rahmet eylesin, tekrar biz de buradan anmış olalım. Mekanı cennet Allah olsun inşallah. Hizmetlerine inşallah tamamını erdirsin bu ülkede de hem tüm dünyada da. Ne diyor Erbakan hoca? Bir milletin asıl gücü tankı topu değildir, imanlı evlatlarıdır. Evet. Yani zaten en temel mesele burada. Biz bunu oluşturduğumuz zaman, bunun için yeterli gayreti sarf ettiğimiz zaman biiznillah Allah nurunu tamamlayacaktır yani. Biz sadece yani bu davaya şeref katma, bu meseleye bir katkı katma gibi bir fikrimiz de yok. Yani biz bu davayla şereflenelim, bu şuurla şereflenelim diye zaten çalışmalar yürütüyoruz. Evet, tabii bu şuurla şereflenirken yine boş durmuyorlar. Biliyorsunuz en son İzmir'de bir sosyal medyada bir vaka evet. Geldi. Ve bunun arkasından tabii sosyal medya bununla günlerce aslında uğraştı. İçişleri Bakanlığı buna el koydu ve ondan sonra tutuklanarak bu şahıs YouTuber tutuklanarak içeriye evet. alındı. Ama şimdi sevgili izleyicilerimize özellikle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şimdi sevgili yönetmenimizden de rica edelim VTR'mizi getirsin. Bakın o şahıs bu. Teşhir etmek için göstermiyorum kesinlikle. Başlayalım, konuşmalarını dinleyelim. Herkes konuyu bildiği için ben konuyu anlatmıyorum direkt. Kendisini teşhir eden o zaten. Evet. Yönetmenimizden rica edelim, devam etsin. Konuşmayı da içeriye de verebilirsek, stüdyoda verebilirsek. Arkadaşlar evime... Geldi evime haciz işte bugün. Bütün eşyalarımı topladılar, hepsini götürdüler. Evimi bomboş yaptılar. Her şeyimi yine götürdüler. Bakın salonuma hiçbir şey kalmadı. Para karşılığında görevler veriyordum çocuklara. Yani çocuklara değil, insanlara, bulduğum kişilere görevler veriyordum. Eğer bu görevini yerine getirirse benden para kazanıyordum. Bu video serisinde başlamıştım zaten. Başka bir YouTuber arkadaştan, Semih'ten almıştım. İçeriği kopyalamıştım. Neyse işte tabii ben biraz daha görevleri zorlayıcı yaptım açıkçası. Hani daha şey üst seviye, daha böyle yurt dışındakilerin seviyesinde yaptım. Türkiye'de olmadı tutar diye düşündüm. Yaptım yine buramda kaldı. Böyle oldu, burama girdi işte arkadaşlar. Neyse bir linç kampanyası başlatmışlar Türkiye'de şu andan itibaren. Yaklaşık yarım saat, bir saat önce başlamış. Evet sevgili izleyiciler, VTR ilk başta şunu söylüyor. Bu şahıs evimde hiçbir şey kalmadı, icra geldi diyor. Bunu dediğinde 1 Şubat 2018, bakın tarih veriyorum, 1 Şubat 2018. Evinde hiçbir şey kalmayan, haciz gelen şahıs tam 9 ay sonra İzmir sokaklarında öğrencilerin olduğu mekanlara giderek öğrencilere para karşılığı, bakın çok önemli burası sevgili izleyiciler. 1 Şubat 2018'de cebinde parası kalmayan, evinde eşyası olmayan, evine eşya alıyor, cebine parasını koyuyor, ekip kuruyor, kamerasını alıyor. Bir kamera 20 bin lira. Yani bir mikrofon nereden baksanız 5 bin 6 bin lira. Dolar da yükseldi. Ve her röportaj yaptığı kişiye 200 lira vermek şartıyla algı yapıyor. Şimdi bu şahsın arkasında kim ve kimler var? Hangi misyonerlik faaliyeti yürütülüyor burada da? Bakın misyonerliğin de faaliyetleri farklı farklı. Şimdi özellikle buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu şahıs alındı. Şu anda içeride. İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ama bu para kaynağını sağlayan kişiler ve kurumlar kim? 9 ayda bu seviyeye bir kişi gelebilir mi? Bir de bu sadece gün yüzüne çık. Evet. Acaba daha bizim fark etmediğimiz, gün yüzüne çıkmayan, daha finanse edilen ya da bir 9 ay sonra karşımıza çıkacak kimler var? Kendi neler var? Şey etmiş aslında. Şimdi şöyle bir şey var. 20. yüzyılın dünyası ile 21. yüzyılın dünyası çok farklı olacak. Bugün 21. yüzyıl dizayn ediliyor. Yeni bir dizayn var. İnsan fıtratıyla oynuyorlar bugün baktığımızda. 21. yüzyıl dünyasını nasıl hayali tasavvur etmişler? Cinsiyetsizlik.
kadın erkek ayrımı olmayacak. İşte buna LGBT yürüyüşleri diyebilirsiniz. Bunlar fonlanıyor zaten. Saros da bunları fonlayabiliyor. Avrupa kaynaklı fonları var bunların. İkincisi ne olacak? Din olmayacak. Bakın bu BTR'lerde hep gösteren şeyler nedir? Bizim direkt inancımıza, fıtratımıza saldıran şeyler. Algı, algı gerçekliktir denen bir şey vardır. Bizim ne yapmamız lazım? Algıyı yıkmamız lazım. Yani bu 21. yüzyıl dizayn eden kişiler günde 5 saat, 10 saat çalışıyorsa bizim daha fazla çalışmamız lazım. Evet. Bu bizim çalışma eksikliğimizden. Başkanım siz avukatsınız aynı zamanda. Evet. Öyle değil mi? TCK'nın 104. maddesinde aynen şöyle söylüyor. Diyor ki burada bu şahıs şunu söylüyor. Ben diyor onların rızasıyla bunu yaptırdım. Onların rızaları vardı diyor. TCK 104 diyor ki sevgili izleyiciler, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla çocuğun rızası dahilinde ilişkide bulunan kişinin şikayeti üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası yani ceza verilir diyor. Ama şöyle bir ibare de var burada bakın. Hemen onu da ben açıklamış olayım. Eğer rızası 15 yaş getirilmiş ya, evet. 15 yaş getirilmesi izni olmuş ya da olmamış çok önemli değil. Siz reşit olmayan birini bu yola teşvik ediyorsanız zaten cezayı alıyorsunuz demektir. Yani burada mahkeme diyor ki ister 15 yaşında büyük olsun ister küçük olsun. Bu şartı koyuyor ama mutlaka cezayı kendisi zaten kendi ağzıyla söylüyor. Diyor ki çocukları diyor. Ya sonu ne olursa olsun bir yönlendirme var ve tamamıyla ceza alması gereken bir husus var şimdi, ortada. Cinsel, avukat olarak bunu açıklarsanız. Evet, cinsel istismar olarak düzenlenmiştir. Şimdi burada çocuğun 15 yaşında olması tamamen tek başına kriter değil. Evet. Çocuğun algılama seviyesi ne seviyede? Çocuk yaptığı eylemi gerçekten o erginliğe ulaşmış mı ulaşmamış mı? Kanun bunu arıyor. Şimdi biz 15 yaşından küçüklere karşı bu şahsın yaptığı eylem direkt cinsel istismar. İki tane erkek çocuğu izni olup olmaması önemli değil. Çünkü çocuklar ne yaptığının bilincinde değil, farkında değil. Burada tabii İçişleri Bakanlığı'nı tebrik etmek gerekiyor. Anında müdahale edildi. Bu tarz eylemleri demin kardeşimizin dediği gibi bu sadece görünen yüzü. Arka planda bir sürü şey yapılıyor. Yani şahıs evet hak ettiği cezayı aldı, tutuklandı. Sonuçta cidden bir cinsel istismar boyutu var olayın. Ve bu kapsamda gözaltına alınıp ifadesi alındı. Tutuklama istemiyle savcılık tarafından suç ceza hakimliğine sevk edildi ve orada tutuklandı. Evet. Şu an bu şahsın hukuk noktasındaki hükmü tutuklandı. Bundan sonraki süreçte yargılaması devam edecektir. İddianamesi hazırlanıp yargı yani ay olarak, yıl olarak gereken cezayı verecektir. Onu da ilerleyen süreçte göreceğiz. İşte burada dikkat aslında çekmek istediğimiz husus şurası. 1 Şubat'ta parası olmayan, evine haciz gelen bir kişinin 9 ay içerisinde bu maddi kaynakları nereden bulduğudur? Arkasına güç. Toplumun ahlakını çökertmeye yönelik aslında bir suç da var yine burada. Sadece evet. Çocukların buradaki temasa geçtiği çocuklar da değil. Bu ben biraz videolarına baktım. 650 binin üzerinde 700 binin üzerinde izleme var. 650-700 bin kişi bundan etkileşim ve onların her kişinin 10 kişinin etkileşse bu 6 milyon 10 milyonu budur. İşte bizim zaten 81 milyon Türkiye'nin nüfusu var. Çok ciddi bir durum bu. Altı çizilmesi gerekiyor. Kimlerle temas kurdu? Kimler bunu finanse etti? Zaten bu işin o konu kim var? Savcılık tarafından incelemeye kesinlikle alınmıştır. Evet. Çünkü böyle bir insan yani bu kişiler kendi başlarına bu işi yapmıyorlar. Şimdi bu şahıs aptal bir şahıs değil. Akıllı bir şahıs. Ne diyor? Bunu ben diyor Avrupa'da, Amerika'da gördüm. Orada yapıldı diyor. Ne yapmaya çalışıyor? Algıya bakın. Orası medeni diyor. Türkiye'de tutmadı diyor. Türkiye'de tutmayacağını da biliyor. Fakat niye yapıyor bunu? Ona o görev verilmiş. Savcılık bunun kesinlikle ilişkilerini, telefon kayıtlarını, kimlerle ne görüşmeler yaptığı noktasında bazı araştırma yapacaktır. Bazı şeyler. Yani şimdi biz daha yeni ne kadar güzel bahsettik. Hazreti insan dedik, insan önceledik, insanı ön plana koyduk. Ama bazı şeyler vardır ki o böyle ipin inceldiği yerdir, kopacağı yerdir. Yani bunun gibi bir durum. Tabii. Yani böyle bir durumda müsemma göster. Böyle bir durumu at halının altına, süpür halının altında kalsın. Çıkmasın. Ne kokusu ne tozu. Böyle bir şey olmaz. Tozu da çıkacak, kokusu da çıkacak. Bu iş ya öyle ya böyle bir şekilde çözüme bağlanacak. Yani bu sadece, hani ben tabii bilmiyorum. Mehmet sen daha iyi bilirsin bu konuyu Sayın Başkanım. Yani
bu şahıs içeri alındığı takdirde bu şahsa ciddi anlamda yaptırım noktasında, yani daha şimdi bazı şeylerin çaydırıcılığı olması lazım. Evet. Sen bu adam suç işledi, buldu, şunu buldu, bunu buldu, işte para cezası. 2 yıl, 5 yıl para cezasını. Bu içeri alındığı zaman, davası görüldüğü anda bunun içeride kalabilme gibi bir durumu var mı? Yani bunun ciddi anlamda bir ceza alma gibi bir durumu var mı? Yani çünkü bunun önüne belli, yani nasıl bir finans noktası olduğunu işte Muhammed Bey de söyledi bizlere. Yani 9 ay içerisinde geldiği nokta. Ya burada gerçekten de yaptırım olabilecek bir ceza alınabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Ceza kanunu ana sitem suçta ve kanunda belirlilik ilkesi vardır. Yani cezayı toplum bilir, işlediği zaman o cezayı alır. Ve ceza kanunda bellidir. Demin okuduğunuz gibi 5 yıldan 2 yıldan 5 yıla kadar. Şahıs burada eğer 2 yıllık bir ceza alırsa mahkeme bakar. Ya bu adam pişman mı? Bir daha bunu yapacak potansiyelde mi? Potansiyelde ise dediğin serbest bırakma işlemini uygulamaz prosedürünü. Ve tutuklanır. Ha, tutuklamaktan ziyade başka bir prosedür zaten. Evet. Burada kanun şöyle diyor. Devam ediyor aslında. Diyor ki buna göre reşit olmayan da cinsel ilişki suçunun işlenebilmesi için 15 yaşını bitirmiş olan çocuğun rızasının olması gerekir. Ama diyor TCK'da hukuka uygunluk sebepleri arasında görülen mağdurun rızası bahsi geçen suç için hukuka aykırılığı ortadan kaldırılmadığı gibi, bakın burası çok önemli. Yani 15 yaşı önemli değil diyor. Bunu ortadan kaldırmadığı gibi suç oluşturan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. O diyor suçtur. Suç. Yani o kesinlikle şeyi kaldırmıyor. Yok, zaten diyor. Suç bu. Tutuklandı. İşlediği kesinlikle bir suç. Yani buradan şeyi yok. Ama dediğim noktada kardeşim dediği gibi, evet, caydırıcı. Keşke daha caydırıcı olsa, daha ağır cezalar alsa. Çünkü bu cidden toplumun fıtratına ciddi bir müdahale. Toplum yapısını bozuyor. Toplum yapısını bozuyor. Aile yapısını bozuyor. Böyle bir bakın, şey alıştırmaya çalışıyor. Tabii, ya. Bugün bunu bu tek bu şahıs yapmıyor. Bugün Avrupa'da sistem bundan dönüyor. Bakın televizyon yarışması vardı. Bir tane şahıs birinci oldu. TRT Genel Müdürümüz ne dedi? Ben bu şahsı, yani cinsiyet kabul etmiyor. Sakallı, etekli. Cinsiyet kabul etmiyor. Hmm. Saat 9'da dedi, ben bu şahsı canlı yayında veremem dedi. Benim çocuğum, gencim o saatte televizyon izliyor dedi. Bak ne kadar doğru bir karar. İşte burada önleyici nokta yine toplum, devlettir. Devlet müdahalesi önemlidir. İçişleri Bakanlığı gereken müdahaleyi zamanında yapması takdire şayan bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Twitter ve sosyal medya, YouTube algı. Evet. Gençlerimize empoze ediliyor. Bir Türkiye'de Twitter kullanımlarına bakalım. Şimdi bir Twitter Türkiye'de kullanım rakamlarımız var. Onları da alalım. Kaç nolu hemen yönetmenimizden rica edelim. Türkiye'nin 6. nolu resmi alabilirsek onu bir görelim. Evet. Türkiye'de çocuklar sosyal medyayla bir şekilde yönlendiriliyor. Tabii, haşır neşirler. Evet. Yani aslında baba ve anne çocuğun ne yaptığını kesinlikle bilmiyor. Çocuk çok zeki. Çünkü dediğiniz gibi sosyal medyayla haşır neşir oluyor ve aslında anne ve babaya o kendisi öğretiyor. Hatta şöyle bir durum var. Türkiye dünya grafiğinin 2 kat daha üzerinde. Düşünün. Yani %50'nin üzerinde bir sosyal medya kullanılıyor. %internet kullananların hepsi sosyal medyayı kullanmış oluyor zaten. Sadece sosyal medya yok ki. Bunun Twitter'ı var. Tabii. Facebook'u var. Sosyal medyayı da 4'te çarpmanız lazım. Instagram'ı var. Var da var. Her bir etkileşimi 4'te çarparsanız, bu eğer 50 milyonsa, 53 milyonsa 4'te çarptığınız zaman 200 milyon kişi belirli hesaplardan sosyal medyayı kullanıyor. Ama bunun farklı bir boyutu da var aslında gençler. Bunun bir taraftan o sosyal medyaya girdiğimiz, an beyan paylaştığımız bilgiler, resimler bir yerde social network analiz tekniğiyle, yani kitlelerin algoritması dediğimiz teknikle şifrelenerek saklanıyor. Bu yıllarca saklanıyor ve gün geliyor o bilgileri alıyorlar ve o çocukları gelecek nesilleri yönlendirmek için kullanıyorlar. Silikon Vadisi dediğimiz serverlarda, vadilerde, yüzlerce metre altında, yeri metre, yüzlerce metre altında bunlar saklanıyorlar ve getiriliyor. Altınoğlu resmi alacağız yönetmenim, bu sonraki VTR'miz. Şimdi Silikon Vadisi dediğimiz bu
serverlarda saklanan bilgilerin önümüze geldiğinde, mesela bir çocuk öğretmen olacak diyelim, değil mi? Öğretmenine müracaat ediyor. Diyor ki sen öğretmen olamazsın. Niye? Sen diyor ki işte günün 3 saati paylaşım yapmışsın. Zaten 6 saat derse gireceksin. 3 saat paylaşım yapmışsan nasıl öğretmen olabilirsin? Doktor olacaksınız. Doktorla ilgili, doktorlukla ilgili bir müesseseye boyuyor. Sen diyor ameliyat mı yapacaksın yoksa sosyal medyadan paylaşım mı yapacaksınız? Bakın 80 milyon nüfusumuz var. İnternet kullanım oranımız 48 milyon demiş ama bu 2016 sonu itibariyle veri. Ve şu anda 51 milyonun üzerinde. İnternet kullanımı, aktif internet kullanımı, aktif sosyal medya kullanımı yine 51 milyon, 52 milyon. Bakın, işte burada bir sıkıntı var. 70 milyon telefon kullanıcısı var diyor bak. Ve 42 milyon da, aslında bu 70 milyon da şu anda 80 milyonu buldu. Çünkü her bireyin bir tane ya da iki tane telefonu var. Sosyal medyayı kullanıyor, telefonlarından internete bağlanıyor. Ve aktif sosyal medyayı kullanan da şu anda 50 milyon civarında. An be an aktif sosyal medyayı kullanıyor. İslam ve Türk halkı kendi bilgilerini silikon vadisi dediğimiz yerin yüzlerce metre altındaki o depolara gönderiyor. Bakın burası çok önemli. Şimdi bizim sevgili izleyiciler çok acil bir şekilde kendi sosyal medyamızı kuruyor olmamız lazım. Yine tüketiyoruz aslında. Kendi bilgi bankamızı kuruyor olmamız lazım. Bu başkalarının elinde mi olacak, bizim elimizde olacak. Şu anda Paykus diye bir milli sosyal medya şeyi oldu. Ben açtım hesabımı, hatta bir sonraki şeyde Twitter yerine Paykus'u vereceğim. Ve sonuçta milli ve yerli bir iletişim aracı, sosyal medya aracı. Şimdi bakın 80 milyon, 70 milyon telefon kullanıcısı var burada. Şuradaki mobil kullanıcıları görüyor musunuz? 70 milyon. Demek oluyor ki her kişinin iki tane telefonu var. Sosyal medya hayatımızı şekillendiriyor ve geleceğe bizi yönlendirmek üzere hazırlıyor. Şimdi bir çocuğu düşünün, sabahleyin kalkıyor, banyoya gidiyor, elini yüzünü yıkayacak, dişini fırçalayıp gelecek. Ama yapamıyor. Ya dişini fırçalıyor ya yüzünü yıkamadan geliyor. Ya elini yıkıyor ya dişini fırçalamadan geliyor. Neden? İşte bunu yapıyorsa çocuğumuz, 10 yaşındaki çocuğumuz, sosyal medya kullanımı ve oyunlarda ne kadar vakit geçirdiğine, hangi talimatları ve kim nereden aldığına bakmamız gerekiyor. Neler söyleyeceksin sosyal medya kullanımıyla ilgili? Sizin de çevrenizde mutlaka vardır. Son günler. Bunlarla ilgili bir araştırma yapıldı mı? Hani dernek olarak bunun neresindeyiz? Şimdi biz ülke olarak bazı şeyler yumurta kapıya dayanınca, yani bir zorda kaldığımız durumda. Evet. Malumunuz bir yazın son dönemlerine doğru, Ağustos ve Eylül ayında, hatta sonbaharında ilk ayında bir dar boğazın içerisindeydik. Yani dar boğazın içerisinde dediğimiz, ülkemizde olmasını düşünmediğimiz şeyler olabiliyordu ekonomi üzerinde. Ve bunlar bizim yerlilik noktasında kendimizi bir iç muhasebeye çekmemize sebep oldu. Biz ne kadar yerliyiz, biz ne kadar milliyiz? Yani yerli ne demek? Milli ne demek? Bunları incelemeye başladık. Bunlar işte bize bir imkan oluşturdu. Sosyal medyada da biz gençler artık bunlara işin içerisine girmeye başladık. Biz Milli Türk Talebe Birliği'nde yapmış olduğumuz haberleşme anı Türkiye'de de aktif olarak kullanılan ve yerli ve milli olan mesela bir iletişim ağı üzerinden, yani bir iletişim ağı üzerinden yapmaya başladık. Niye? Çünkü zoru gördük. Buradan bir çıkar yolu aramaya çalıştık. Çünkü kendimize bir çeki düzen vermeye başlamamız gerektiğini anladık. Ha, öyle oldu, böyle oldu. Onlar bizim için artık bir mesele değil. Bu dönem geçti gitti. Ve şu anda biz o dönemin içerisindeyiz. Yaptığımız her şeyde yerliliği ve milliliği önemser olduk. Sosyal medyada da aynı şekilde. Ha, Twitter, Facebook veya Instagram'dan bahsediyoruz. Bunlar artık biraz daha marka olmuş, belki yenilmesi zor olacak şeyler olabilir. Lakin bizim burada, yani benim çok da dikkatimi çeken konular, nasıl söyleyeyim, yani sosyal medyanın etkisi pek tabii tartışılmaz. Yalnız ne var? Yani hangi
şeyler var, sosyal medya araçları var. Hangi sosyal medya araçları? Bir Twitter, Facebook ve Instagram. Niçin bu yaygın olunduğu için, ya bilindiği için. Bunların üzerine yapılan birkaç düzenlemeyle bizim yerli ve milli dediğimiz, yerli ve milli olarak çıkacak olan sosyal medya ağlarında biz çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. En başında yani şu telefonda kullandığımız şey ya, yani mesajlaşma sistemi. Yerli ve milli olacak ve yerli ve milli değerlerimize de uyumlu olacak. Uyum tabii. Öyle yani filtrelemesi en baştan olacak. Böyle bir şeyle karşılaşılma aynen gibi bir imkan olmayacak. Mesela tam bu noktada geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı yani Netanyahu bir Amerika'da bir seminer veriyor. Dünyadaki işte ilk 10 tane büyük şirketi sıralamış. 10 sene önce neydi, bu sene ne diye bir sunum yapıyor. Sunum esnasında şöyle bir şey geçiyor. İşte Microsoft, Facebook, Twitter vesaire yani Google bunların hepsini sıralamış ve yanlarında İsrail bayrağı var. Bu saydığım şirketlerin tamamında. Ve Netanyahu orada şöyle konuşuyor. İşte gördüğünüz gibi 10 sene önce bunlar yoktu ve biz şu an dünyanın en büyükleriyiz. Böyle bir devletiz vesaire diye bununla övünüyor. Yani bunun bilincine varmak lazım. Yani şey psikolojisine de çok yatmamak lazım. İşte birileri şunu üretti. Hadi hemen biz de bunu üretelim. Tamam, yerli milli olması bir şeydir ama işte bizim medeniyetimize, bizim değerlerimize, bizim kafamıza uygun mu değil mi? Yani bunu hiçbir şekilde kaçırmamak lazım. Carbus dediğimiz program var. Yazılım programı, bilgisayar yazılım programı. Evet. Aynı bu Microsoft gibi. Senelerdir ülkemizde var olan, senelerdir geliştirilmiş bir sistem. Neden kullanılmıyor peki? İşte şu anda kullanılıyor artık. İşte o dediğim o sıkıntılı bir dönem ve artık bir işaret fişeği, demek ki bir işaret fişeği bekliyor. Ama ne kadar kullanılıyor? Yani tamamen şu anda devlet dairelerinde tam anlamıyla kullanılmaya başlandı mesela? Ya işte onun artık denetim ve kontrolü devlet mekanizması elinde olacak bir şey. Lakin biz gençler olarak sivil toplum anlamında böyle bir şeyin olmasından gayet memnunuz ve mutluyuz. Baktığımız zaman işte o dönem belki reklamdır, belki değildir, bilemem. Ama birçok belediyenin böyle bir sisteme geçiş yapmış olduğunu açıklaması, birçok devlet dairesinin işte biz bu yazılımı kullanacağız demiş olması gerçekten büyük bir önem var. Ha, ne yazık ki dediğim gibi işte o da bizim toplumumuzun biraz huyudur. Yani 30 sene önce de, 50 sene önce de, 100 sene de, 150 sene önce de. Evet. Biz bir zorla karşılaşacağız ki o zoru atlatmak için mücadele verelim. Evet. Konjüktüre göre hareket ediyoruz genelde. Şimdi kardeşim dediği gibi biz bir şeyi yumurta kapıya gelmeden önce düşünüp eyleme geçmek gerekiyor. Üreten biz değiliz. Üreten, bakın bugün saydığımız sosyal medyada yine tüketen biziz. Evet. Üretmiyoruz. Müslüman eylemli olacak. Eylemli Müslüman ne yapar? Üretir. Çok basit bir örnek vereceğim. Bayburtlu bir akademisyen vardı. Bundan 5-6 ay önce bir konuşması çıktı. Nihamet abi. Nihamet abiye bak. Kendisi Bayburtlu olduğu için. O akademisyenin çok güzel bir lafı vardı. Ben dedi Finlandiya'da temsil ediyorum. Avrupa Birliği'nin fonlarından Finlandiya çok güzel yararlanıyor. Dünyanın her üniversitesi yararlanıyor. Bizim üniversitelerimizden bir tane temsilci yok. Bir tane yok. Ve adam yine pes etmiyor. Yazıyor. Gelin diyor ya, 100 milyarlık fon var diyor. Millet kapış kapış alıyor. Gelin alın diyor. Yine yok. Ve adam şunu söylüyor. Diyor ki ben kendim diyor bir belediyeye proje sundum. Proje şu. Şehirler içi otobüsleri elektrikli yapalım. Bakın bunun biz hazırlığını Avrupa Birliği yapıyor. Biz yapalım. Projeyi sunuyor. Belediye başkanının dediği şey, şehirler içi otobüsler elektrikli olur mu? Boş ver böyle projeyi. Projeyi, yani desteği de ama Avrupa Birliği yerine yerel kaynaklar oluşturmamız tabii ki de bizim için daha faydalı olacak. Projeyi belediyeye başka bir Avrupa ülkesi yaptığında tekrar sunuyorlar. Aa, o zaman yapalım. Yani bir şey yapmak için önce bir başımızı batıya çevirip batının onu yapması mı gerekiyor? Temel sorun burada kaynaklanıyor. Üreten olmamız lazım ki kafamızı... Burada şunu da önem verelim. Olmuyor. Türkiye Teknoloji Takımı var. Tabii, aynen. Çok şimdi büyük değerlerimiz var hocam. Mesela çok o, büyük o bunun startını var. Verdi. Yani Türkiye Teknoloji Takımı, Allah razı olsun kendilerine, Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde Baykar Grup ne yaptı? Milli İHA'larımızı yaptı, SİHA'larımızı yaptı. Aslında bir fişekleme oldu. Biz daha önce nereye bunlarla bağlıydık değil mi? Bu İHA'larda, evet, SİHA'larda. Evet. Ama ne oldu şimdi? Kendimiz üretebiliyoruz artık. Ve bunları kimle yapıyor biliyor musunuz?
atölye çalışmaları var. O bahsettiğiniz gençlerle yapılır. Ya. İşte demek ki bizim gençlerimize böyle imkanları, örnekleri var. Bak örneğini gördük. Yani rol model düzgün olduğunda. Tabii ki. Evet. MTTB'nin daha önceki arabası da var. Yani hatırlayabilirsin. Bunlar gençlere imkanlar verildi. Şimdi T3'ün mesela atölyeleri var. Ben gidiyorum mesela adamlara hayran kalıyorum. 10 yaşında çocuk yazılım yapıyor. 12 yaşında çocuk drone'u icat ediyor. Ya demek ki şu var. Sorunumuz neymiş bizim biliyor musunuz? Gençlerde bir sıkıntımız yok. Bizim gençlerimizin hepsi çalışkan, hepsi üretken. Gençlere bir söz hakkı, gençlere imkan vermekte. Bizim en büyük sorunumuz bu. Gençlere imkanı ne kadar veriyoruz? Gençlere imkan verilir de bu ülkenin gençlerin hepsi bir şey başarır. Hepsi yapar. Ama biz o cevherleri çıkartmak için imkanlar sunmamız lazım. Bunun başlangıcını ben ondan dolayı Türkiye Teknoloji Takımı dedim. İmkanlar verildi. O çocuklar, lisedeki çocuklar atölye çalışmaları yaptı. Daha o gün Teknofest şeylerini gördük. Ne kadar şeyler ücretmiş çocuklar. Maşallah. İşte bir Tütabe Birliği'nin mesela yapmış olduğu araç. Demek ki yapılabiliyor. Evet. Bunlar nereden kaynaklanıyor? İşte sorunumuz bu. Teknofest'te bir tane çocuğumuz şunu söyledi, evladımız. Ne arzu ediyorsun dedim. Çok güzeldi doğrudan. Bir de uçakların burnuna bir dokunabilsek. Şimdi nereden nereye geldiğimizi aslında gösteriyor bu. Tabii. Bunu diyoruz tabii. Biz uçak göremezken, gösteremezken artık bu oluşum var. Çocuklar uçakların yanına kadar gidiyor. Diyor ki, Mehmet abi bir de uçağın burnuna dokunabilsem. Bakın, bizim sınırımız yok. Yeter ki bizim evlatlarımıza, çocuklarımıza yön verelim. Ufukların için onların önlerini ya açalım. Bizim Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözü vardı. İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. Biz bu ecdadın torunlarıyız yani. Biz bu sözü nakşeden toplumuz yani. Peygamber. Demek ki ne varmış? Yapılabilirmiş yani. Peygamber Efendimiz dediniz. Nasıl? Peygamber Efendimiz'in karşıtı bir film yaptılar. Evet. Hollanda'da. İsmi Fitna. Yani fitne. Şimdi yönetmenimizden rica edelim. Şu sinema filmini bir getirsin. Bir de onun üzerinde konuşalım. Burada Kur'an-ı Kerim'deki cihat ayetlerini, işte diğer taraftaki onlara göre uç ayet dedikleri ayetler alıyorlar. Evet, fitneyi getirebilirsek yönetmenim. Fitna. Şimdi biz özellikle Peygamber Efendimiz olarak resmedilen o karikatürün üzerine dropladık. Sadece orada bir görüyorsunuz fes gözüküyor. Fesin üzerinde bir dinamit var. Bakın. Evet, tamam, dinamit yanıyor. Evet, başlatalım yönetmenim. Bakın. Bize tam 16 dakika veriyor. 16 dakikada tüm algılarını, tüm kinlerini İslam dinine kusuyorlar. Sevgili izleyicilerimiz sesleri de duyuyordur. Bakın. Burada ayet-i kerimeleri farklı yazıyorlar. Bakın, cihat olayını terör olarak gösteriyorlar, tabir ediyorlar. Sonra 12 Eylül'de sanki Kur'an-ı Kerim emri vermişçesine onu gösteriyorlar. Avrupa'daki evliliklerle alakalı, bakın burada çarpıyor. Bu emri sanki Kur'an-ı Kerim vermiş gibi gösteriyorlar. İslamcılar egemenlik istiyor. Bakın Madrid'de bu gazete başlıklarıyla İslam dininde, sinema filminde kötülüyorlar. Ama biraz önce bahsettiğimiz bir nokta vardı, arkasında kimler var diye. Bunu Türkiye'de kim ve kimler organize ediyor? Bakın, bu kim servis ediyor Türkiye'deki internet ağına? Bakın, Ankara, Hollanda okullarında Türkçe, yabancı imamlara çabuk izin çıktı. Camiler radikal Müslümanların etkisinde. Hamas örgütü Rotterdam'dan bir araya geldi. Faslar eşcinsel suya. Bakın, imamlar eşcinsellerden hoşlanmıyor. Onlarda normal ya bu Avrupa'da. Bu başlıklarla İslam dinini öcü gibi gösteriyorlar. Biraz ilerleyelim. Bu başlıklar devam ediyor. Sonlara doğru gelelim.
Bakın, en sonunda 16 dakikalık süre bitiyor. Diyor ki, ben senin rasyonunuzu patlattım. Haşa haşa. Şimdi burada duralım. Çeviri kim? Ateist Platform. Ateist Platform Çeviri Grubu. Ateist Platform Çeviri Grubu. Ateist. Çeviri yapmış. Bunu Türkiye'ye servis etmiş. Oyunları, algıları anlayabiliyor muyuz değerli başkanlarım? Evet. Hiç boş durmayacaklar dünya döndükçe. İşte burada bizim üzerimize neler düşüyor, neler yapabiliriz? Sosyal medyayı, dijital ortamları nasıl kullanabiliriz? Bu önem aslında ortaya çıkıyor. Bu yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Farkındayız projesi adı altında. Tebrik ediyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı da. Dedik ya, dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda, dizi filmlerinde, tiyatral gösterilerde dahi, animasyonlarda A'dan Z'ye her şey mercek altında. Hocam aynı şekilde dikkat çekmek babında söyleyeyim. Deizm Derneği var. Şu an dernekler masasından onaylı. Aynı şekilde bu arka ateist derneklerinin vesairelerinin de bazı resmi şeyleri yapabiliyorlar. Buna da dikkat çekmek lazım. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın çalışmasında bunu da aynı şekilde göz ardı etmemesi lazım. İnşallah gerekeni yapacaklardır. Biz inanıyoruz. Evet. Aslında ateizm dedi, bunlar amaçta zaten bizden refleks beslemeleri. Nasıl? Şiddet refleksi beslemeleri. Onların aslında amaç istedikleri o. Yani bak, Müslümanları biz böyle gösteriyoruz. Siz de böyle tepki verin. Siz de böyle öfkelenin. Bak görüyorsunuz, bak bunlar böyle dediğimizde biz yanlış çıkmıyoruz. Bunu demeyi amaçlıyorlar aslında. Oysa İslam dini öyle midir? İslam dini hoşgörü. İslam hoşgörü dinidir. Sevgi dinidir. Tabii. Değil mi? Saygıdır, her şeyi barındırır ama işte zaten amaç o. Amaç bunları gösterdiğinde niye o gösteriyor? Bir refleksini kontrol ediyor. Ne yapacak? Hemen bizim Müslüman kimlikteki kardeşlerimiz refleksini kontrol altına alamadan hakaret ve benzeri söyleme girdi. Bak görüyorsunuz mu? Bunlar zaten böyleli. Bunlar aslında amaç bu. Ama bizim burada tevazu içerisinde olma. Bunlar aslında bizim Müslüman kimliğimizi, bir Müslüman kendi kimliğini nasıl şey yapar? Kendi yaşantılarıyla, kendi kardeşliğiyle, kendi bu devin başında ne başladık? Aile, mahalle, çocuk hepsini dedik. Biz kendi kişiliğimizi, mesela Avrupa'da yaşayan bir Müslüman kardeşlerimiz var değil mi? Orası diyen bir ülke olabilir. Oradaki kardeşlerim üzerine güten misyon ve vizyonu yerine getirirse İslam kimliği altında tüm mahallesindeki herkes onlara saygı duyar. Aslında her toplum kendini bireysel eder ama bu dediğim ve benzeri şey toplumda aynıdır. Ateizm dediğimiz şey dinden uzak, evet. İnançtan uzak, inançtan yoksun. İnanç kabul etmiyor. Daha yeni Kalem suresinden bir örnek vermiştik yine böyle bir video üzerinden. Kalem ve İkra suresi üzerinden bir örnek vermiştik. Yine notlarımın içerisinde Kalem suresinin 4. ayet. Peygamber Efendimiz'e karşı yapılan bir övgü. Sen elbette yüksek bir ahlak üzeresin. Ahlak şu anda Avrupa'sı, şunu, bunu, dini, dinsizi. Ciddi anlamda evrensel bir olgu değil midir? Evrenseldir ahlak. Ahlak kuralları bellidir. Ahlakın oturtulduğu çevre bellidir. Ya bizim dinimiz, bizim Kur'an'ımız, bizim peygamberimizi evrensel olgular çerçevesinde övüyor ya, övüyor. Ve bizim işte diyoruz ya Hazreti İnsan. Peygamberlere iman, peygambere değil, peygamberlere. Ayırt etmeksizin. O, bu, şu demeksizin. Bütün peygamberlere iman. Evet. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın indirilmiş olduğu peygamber, o Kur'an'ın içerisinde övgüye masar. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Yani evrensel bir olguyu sen içerisinde barındırıyorsun zaten, sene 2018. İşte çekemedikleri ve kaldıramadıkları yer bu. Ahlak olgusunu ve kavramını sadece biz oluşturalım. Bizim istediğimiz ahlak temeli oluşsun istiyor. Kardeşim burada ek olarak şunu söylemek isterim. Batı çalışıyor, böyle algı operasyonları yapıyor. Peki biz şunu, yani veda hutbesi var, evrensellikten bahsettin. Bugün Amerika'da yapılan bağımsızlık bildirisi. Bir açıp okuyalım, bir de veda hutbesini okuyalım. Arada asırlar var. İslam evrensel bir dildir. İslam insanlık için gelmiştir. İslam'ın veda hutbesine baktığında kadınlara ne haklar tanımıştır. Yeryüzünde ırk, dil, mezhep ayırmaksızın kardeşsiniz demiştir. Arap'ın, Arap olmayana, Arap olmayanın araba üstünlüğü yoktur demiştir. Biz bunları yayınlarsak bu algı operasyonları devam çürür gider. Algı operasyonu her zaman devam eder. Yani birileri elbette ki hak karşısında batılı yayacak. Bunun önüne geçemeyiz. Ama biz ne yapacağız? Biz de hak olanı söyleyeceğiz.
bize veda hutbesini karşılarına çıkaracağız. Cihat kavramını biz ne yazık ki batıya, yani akademik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Cihat nedir? İslam'da cihat nedir? Cihat ne durumlarda yapılır? Cihat meselesi yani... Cihat gönül cihadıdır İslam'da. Gönüllere girmektir. Kılıçla, kanla bir cihat olmaz İslam'da. Bir ara bir tartışma çıkmıştı hatırlarsanız. Reform diye bir olgu ortaya atılmıştı. Reform diye bir şey söylenmişti. İşte reform burada gerek. Bizim akademik çevrelerde cihadı anlatmamız gerekiyor. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çıkartmış olduğu insan hakları sözleşmesi değil. Evet. İslam'ın bahsetmiş olduğu insan hakları metin sözleşmesine bakmamız, bunu baz almamız gerekiyor. Bizim bu temeli oluşturmamız lazım. Biz şu anda hocalarımızdan bunu talep ediyoruz. Burada bizi dinliyorlarsa, bizi duyuyorlarsa bu talebimizi geri çevirmesinler. Biz öğrencileri olarak da, bir inşaat mühendisliği öğrencisi olsam bile bu konuya duyarsız kalmayacağımı, elimden gelen tüm çabayı harcayacağımı ben buradan söylüyorum. Buradan dile getiriyorum. Ha, bu dönem yapılmadı mı? Allah izin kısmet ederse bu akademik çalışmalar bizim dönemlerimizde yapılacak. Bizim açmış olduğumuz ufuklar sayesinde yapılacak. Önemli olan bir yola eşmek. O yola asfalt dökülür. O yol bir süre sonra devam eder gider. Hocam işte, biraz kelimeleri de dikkatli kullanmak lazım. Sadece yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına reform kelimesi ya, vesaire. Hayır yani ben şey anlamında şey söylüyorum zaten. Haddim değil aslında. Yenilik anlamında. Yenilik yani anlamında. Şey manasında söylüyorum. Yoksa ya itikadi zaten, mesele de böyle bir şey tartışmamız benim, Allah muhafaza yani, buyursun. Yani İslam'ın cihat kavramı da, kıtal kavramı da vesaire de hepsi açıktır yani. Yani biz şunu iddia edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de cihat savaş manasında da kullanmış mıdır? Kullanmıştır. Tabii bunun şartları vardır. Ama ne durumda işte? Yani masumları öldürmek tabii, tabii, veya... izah etmek. Heh, yani amacım bunun, bu. Hani şartlarını, bunun izah etmek. Ortaya koymak lazım. Yani bir insan kendisini gerçekleştirememişse tırnak içinde, yani nefsini terbiye edememişse, ondan sonra ikna metoduyla İslam'ı yeryüzüne yayma mücadelesinde son raddeye kadar bu mücadeleyi gütmemişse, yani savaştan vesaire hiçbir şeyden bahsedemez zaten. Hiçbir yani. Şekilde. İslam iknadır. Yani şimdi... İşte o dediğimiz metin var ya. Hı hı. Çünkü onların inandığı şey, ben Google'a yazdığım zaman benim karşıma çıkacak makaleler, cihatla ilgili tabii. Akademik makale. Evet. O onu istiyor, o onu görmek evet. istiyor. O onu görmezse ikna olmuyor. Zaten adamın Kur'an diye bir olgusu yok. Evet. Programımızın bitmesine 5 dakikamız kaldı. Ben size her birinize birer dakika söz vermek adına önce soldan başlamıştım, sağdan başlayalım. Emrullah hocamdan başlayalım, başkanımdan. Buyurun yani, başkanım. Nasıl toparlarsın şimdi, bugün? Genel manada aslında birçok meseleye değindik. Ama şunu çok iyi anladık diye ümit ediyorum. Gençlik iki kısımdan sürekli depolanmalı. Nedir bu? Teknik açıdan ve manevi açıdan. Yani sadece tekniğe ağırlık verdiğimizde hiçbir istediğimiz amaca ulaşmayacağız. Sadece maneviyata destek verdiğimizde de bir şeye ulaşmayacağız. Yani bir genç hem mühendis olacak ama aynı zamanda dinini, şuurunu yerinde olacak. Bunun ne olduğunu bilecek yani. Ürettiği tekniği de bu background'ında biriktirmiş olduğu medeniyet algıyla şekillendirmiş olacak. Ve bunun için de biiznillah elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hep beraber yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Yeni bir dünya idealine hizmet edeceğiz inşallah. Evet Sinan Başkanım, gençlerine nasıl sesleneceksiniz? Vallahi öncelikle size, Aki TV ailesine böyle güzel bir program için çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Yani biz zaten her zaman gençlerle bir aradayız. Hem üniversitelerde olsun hem liselerde olsun. Arkadaşlarımızla bir araya geliyor. Dertlerimizi konuşuyoruz, dertleniyoruz, dertleşiyoruz. Allah bizleri dertsiz etmesin. Rabbim bizim başımızı dertsiz bırakmasın Amin. İnşallah. Rabbim bu dertlerle başa çıkabilecek iman nasip etsin Amin. Hepimize. Bu anlamda buradan bizleri dinleyen gerek ailelerimiz olsun, gerek evlatlarımız olsun... Özgüveni yüksek, sevgiyle büyüyen evlatlar ve toplumlar oluşturmak dileğiyle inşallah diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum buradaki katılımcılara da, sizlere de Muhammed Bey, Aki TV ailesine de. Çok sağ olun. Evet, Avukat Mehmet Fatih Uşak. Hem hukuk çerçevesinden bakarak bugünü biraz özetlemenizi istiyorum. Hukuk çerçevesinden bakarsak algı operasyonlarından bahsettik. Bu algı operasyonlarıyla... Gerek devlet, gerek sivil toplum kuruluşları mücadele etmemiz gerekiyor. Bakın cihat kavramı dedik, izah edilmedik, akademik çalışma yapmadık. Diyanet
yüz binlerce personeli var Diyanetimizin. Diyanetimizin biz bu konuda daha aktif olmasını, üstümüze bir vazife düşüyorsa araştırma konusunda, kaynak konusunda biz elimizden gelen her şeyi açacağız. Diyaneti inşallah bu noktada biz daha çok çalışmaya, daha çok akademik makale üretmeye arzu ediyoruz, istiyoruz. Hukuk noktasında baktığımızda gençler, şimdi dersiniz ki gencin hakim savcı karşısında ne işi var? Gençler bugün iki sebepten dolayı hakim savcı karşısında adliyelerde görüyorum ve insanın içi cidden acıyor. Bir, madde bağımlılığı. İki, sosyal medyadan birbirlerine ettikleri hakaret, iftira. Yani ne yazık ki çocuk gelmiş hakim karşısına, o psikolojisi çok kötü. Yani gençleri bizim sevgide birleştirmemiz gerekiyor, bilimde birleştirmemiz gerekiyor. Bugün bizim ülke olarak bir memur zihniyeti problemimiz var. Bu problemi aşmamız gerekiyor. Ben buradaki tüm STK'lardan bünyesinde barındığım genç ensar bünyesinde de şunu söylemek istiyorum. Evet, biz dini değerlere bağlı bir gençlik yetiştireceğiz. Bu birinci önceliğimiz. Temeli sağlam atacağız. Ondan sonra gençleri bilimle haşir neşir etmemiz gerekiyor. Bugün geleceğin dili kodlamaysa gençleri biz kodlama üzerine yönlendirmemiz gerekiyor. Ben buradan kardeşlerim vesilesiyle inşallah biz bir araya gelip toplanırız. İnşallah ya yazılım konusunda, kodlama konusunda ortak bir çalışma yapalım. T3 Vakfı çok güzel işler yapıyor. Buna destek olalım, ek olalım, öğrenci oraya yetiştirelim. Yani demek istediğim, İslam bilimden ayrılamaz. İslam'la bilim bir bütündür. Gencin bugün İHA konusunda bir vizyonu vardır değil mi? Kimdir? Selçuk Bayraktar'dır. Biz bugün bir astronot çıkarsak, uzaya çıksak genç astronot da olmak isteyecek. Bakın bugün genç sivil havacılık, ben evet sivil havacılık istiyorum diyor. Ben İHA üretmek istiyorum diyor. Niye? Gözünün önünde gördüğü bir örnek var. Rabbim inşallah bizlere böyle örnekler çıkarmayı nasip etsin. İnşallah. Ben STK'larımızdan girişimci çıkmasını gerçekten en büyük hayalim. Evet. Ahmet Başkanım, İlik Adana nasıl toparlayacaksınız? Ya işimiz vaktimizden çok. Bunu en başında söyleyelim. Sosyal sorumluluk projelerini bizim gençlik oluşumumuz Dedesfene bünyesinde başlamıştır. Gençlikteki, yani gençlik bünyesinde de sosyal sorumluluk hizmet vermekteyiz. Bu üniversiteli kardeşlerimiz olur. Bunlarla ilgili de kardeşlerimiz bu bilinçle yetiştirmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluğun ne demek olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Tabii programın özetine gelince de demin bahsettiğim gibi işimiz vaktimizden çok, yapacak çok işlerimiz var. Rol modellik üzerinde de şöyle ben kendi fikriyatım vardır. Yani hep bir Mehmet Akif Ersoy mesela kutluyoruz. Necip Fazıl Kısaküre'yi kutluyoruz. Allah rahmet eylesin. Ama bizim yeni Necip Fazıl'lar, Mehmet Akif'ler çıkarmamız lazım. Onlar bu ülkeye hizmet etti. Misyonunu, vizyonunu tamamlayıp ahirete göç ettiler. Bizler de böyle bir çalışmamız lazım ki, yani hiç durmadan çalışmamız lazım ki ileride Allah'a anlatacağımız güzel hikayeler biriktirmemiz lazım. İnşallah. İşte bunun için de bizim ne yapmamız lazım? Bize değer veren o rol modeller dediğimiz abilerimiz ya da rol model aldığımız işte hocalarımız, rol model aldığımız toplumun saygın bireylerini biz de kendimiz yetiştirerek bu topluma hazırlamamız lazım. Artık Necip Fazıl Kısakürek tamam, Mehmet Akif Ersoy da tamam, bizim tarihimizdeki örnek aldı. Bunların sözlerini söylemek güzel bir şey. Ama bunlara yeni sözler söyletmek gereken bir gençlik olması lazım. Yani devam etmesi lazım diye umuyorum. Buradaki kardeşlerimden de hepsine Allah razı olsun güzel konuşmalarını şahitlik ettik. Demek ki umut var. Evet. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler, ben de konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Akit TV ekranlarında yayınlanan Genç Görüş de saat 12.50 gösteriyor. Evet, yeni günün ilk dakikaları, ilk saatleri. Efendim bu haftalıkta Genç Görüş'ten bu kadar. Sizi haftaya kadar emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.